Şimdi şey olduğu için, genel olduğu için isim vermeyeyim. Yukarıda isim verdim. Benden 3-4 yaş büyük bir vakıf abi var. Kurdoğlu abinin cemaatinden şu anda. Hasan kardeş dedi. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Senelerce hepimizin kafasında şu var dedi. Hepimizin istisna yok nurcular. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Vesvese risalesimizi ezberlemişiz. Ama ezberledikçe daha beter olmuş. Hepimiz söylüyorum. Bilmeseydim daha iyiydi diyor fıkıh. Şimdi abdestin şeylerini dedi, mekruhlarını okudum, şeylerini, menduplarını okudum, mekruhlarını okudum, ondan sonra sünnetlerini okudum vesaire. Daha beter acayip oldum dedi. Yani eskide daha iyi nurculuktan ilk dönem ve daha önce daha güzel alıyordum, pardon güzel alıyordum. Senelerden beri şu vardı doktor, mesela tembelliği terk etmekle ilim olur. Şey vardı, senin meslektaşın vardı. Burada oturduğu halde bana dua edin dedi, özel istiyor dua. Ne istiyor bilmiyorum. Ben de diyor, ben bununla imtihan oluyorum, tembellik. Yorgunluk deseniz sakın bana bahane uydurmayın. Yorgunluktan gelemiyorum diye benden fazla yorgun olamazsınız. Sabahtan akşama insanlarla uğraşıyorsunuz değil mi? Ama ben aynı zamanda dersimi hazırlıyorum ve akşam derse gidiyorum. O insanlara bir hata yapmamam lazım o karabalığa. Ve onlara hazırlamam gerekiyor sahip. O abi ne demişti? Bilgi elde edilen, insana yüklenilen, o ilme dönüşmesi için terk lazım. Terk de ilim olur. Ustad, menihattan ve günahlardan iştinav etmek. Yani terk ile neyi terk? Bakın bununla ne alakası var? Gafleti, tembelliği, hafife almayı, sıradan görmeyi terk etmek lazım. Onu terk edince o bilgimiz vardı ya, ben de o anlatılacak mevzuları biliyorum. Veya canlı yayında. Canlı yayında dinlesen bile kendi akalet ve taletini, yektin saklığını terk etmeden o bilgi yüklenirsin. Canlı yayında yüklenirsin. Ama imkanın varken gelmemek, o terk olmadığından bilgi olur. İlim olmaz. İmkanın varken mesela yukarıdan aşağı inmiyor. Canlı yayını dinliyor diyelim. Bilgi olur. Asla terk etmediğin için tembelliğini ilim olmaz. Benim vazifem size bunları söylemek. Kürsüden indim mi başka. Şimdi başlıyoruz. Metin tahlilini haseten doktor sana diyorum şey Süleyman. Merak etmeyebilirsiniz. Ama istikbale biz bunu kafaya koyduk. Bu Nurculuğu Vakıf'ta devam edeceğiz derse metin tahlilsiz duramazsınız. Ayakta duramazsınız. Ülfet sarar. Ünsiyetinizi duman eder. Ülfetle ünsiyet ayrıdır. Allah ünsiyetimizi artırıp ülfetimizi kaldırsın var ya. Fakat ilk bir saat, bir buçuk o ısınmayı hakikaten bulamayız. Onu kaçırmamaya çalışın, tavsiyem. Şeyi terk edeceksiniz, terk edeceğiz. Bilgi ilme dönüşmesi için. Sıradanlık, sıradan almak, basite almak. Çünkü Allah bu kainatı, yelabın, biz oyun oynamıyoruz diyor bak. Sıradan almak, basite almak, hafife almak. Yani biliyorum zan, tembellik, akaret, betalet, yekne, saklı terk edilince bilgi ilim olur. Kainatta hafiflik yok. Evvel ahir tavsiyem, tembelliğinizi terk edeceksiniz. Abiler, dünyada bir formüldür bu. Kardeşler, dünyada bir formül, güzel bir formül. Çok sıkıntılarda bizi çıkarıp halas eden son. Sonuca göre sürece baktığınız zaman süreci yönetirsiniz. Ev, kendi psikolojin, iş yeri, dostluğun, içtim hayattaki işin. Bu yönetir. Mesela sahabeler, bak sahabeler hakkında bir şey duyarsanız yöneteyim. Tesis-i İslamiyet'e, İslam sarayı kurulurken sahabelerin bir kısmı tavan olmuş. Bir kısmı duvar olmuş. Bir kısmı taban olmuş. Bir kısmı kitap olmuş. Bu sarayın oluşması için sonuç, bu saray oldu. Ama bunlar taş oldular, kerpiç oldular, çiment oldular. Sonuç bu mu? Bu sonuca göre sahabe hakkında bir şey duyarsanız de. Git. Beşeriyetidir. Bu damenine gelmez. Buna nakısı gölge getirmez. Yok sahabelerde şu şöyle dedi de böyle yaptı. Yok savaş ettiler. Sonuca göre süreci takip ederse yok cemen, yok sıfın. Niye böyle o, niye yok? Bu sonuç bu. Süreci yönetiyorsun bak. Evi uygulayayım. Dikkat ederseniz hep uygulamayı yapmaya çalışıyorum. Gelelim şeye. Evet. Sonuç kardeşim ben bu yuvayı bozmayacağım. Dünya ve ahirette şey. Elimden geldiği kadar. O zaman bu sonuca göre süreci yönetiyorum. Ve Allah'a sıkıntılar tamir edeceğim ya. Onun için kemal olsun. Ben sabredeceğim. Ne yapalım?
Gelelim dershaneye. Yani birbirimize. Vallahi bu hayri külli olduğu yerde, yani otomatik olarak üniversite diplomasında, lise diploması da var olduğu gibi, külli bir hayır olan şu derste cüzi şeylere tahammül edeceğim. Zaman vereceğim, fedakarlık yapacağım, erken kalkacağım. Hayri kesir için şerri kalil kabul edilir. Sebebi sonuca göre süreci. Eğer sonuca göre, sonucu söylüyorum, sonuca göre sürece bakamazsanız tahammülümüz olmaz. Sabrımız da olmaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar Dima 215 mi? İrade 22. Arnavutköy'deyiz. Vallahi Allah biliyor. Rabbim yalan aç kafir olur. Yani sanki oturmuş yeni böyle o zevk alıyor. İlkokul çocuklar gibi. Bak dün dersten sonra gece çıktı. 11:23'tü. Niçin gösteriyorum? Sonuç. Ben Allah'ın ikramı. Ama durup dururken de adaletsizlik yapmıyor. Yani tarif olmasan oluyor. Bir şey yapmana gerek yok. Otomatik geliyor sana mana. Mesela bir misal vereyim. Hepiniz bunu dinleyin. Dün derste irade hakkında bir cümle geldi. Derste. Biz farkında değiliz değil mi? Değilsiniz. Böyle durarım. Durduğum zaman bil ki bir şeyler oluyor. Ama konuşuyorum. Böyle dalarım. Benim ihtiyarım hiçle alakası yok. Allah. Mükemmel bir şeydi. Şimdi okuyacağım size. Ha ya kaçmadı ya. Kaçmadı ama. Kaçtı gitti ama tamam bak şimdi. Ve çıktım yukarıya. Kafamda öyle bir şey yok. Gitti falan. Bu sabah şimdi geleceğim size. Dişimi fırçalıyorum. Şey, misaklıyorum lavada. Pat diye geldi. Hiç ihtiyar ve iktidarım olma, metalim olmadan. Gelen cümleyi hemen okuyayım size. Hemen. Hatta bu da şahit. İnerken şu sayfalar okunca çek dedik. Öyle mi abi? Evet. Sonra çekti. Dedim ki Furkan bunu bir daha çek. Niye? Çünkü inerken bir şey geldi ekledim. Bak o sayfayı göstereyim size. 302. Buradan sonrası inanın. O halini de gösterelim. O halini de gösterir misin? Yani zaten şüpheniz yok da İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetine mazhar olalım. Ya Rab şüphem yok ahiret ama görmek istiyorum. Bak normalde böyle boş. Bak işte buraya kadar yazılmış 302. Tamam. Şimdi inerken olanı bu. Varmış da Furkan çekemem. Bak şimdi. O kadar güzel bir şey ki. Eylemsiz irade hep eylem anladık ya. Bizim mal bulmuş mağribi gibiyiz ya. İrade hep eylemdedir. Tercihtedir. Mutlaka aktiftir. Ya o ya bu. Öyle mi abi? He. İrade eylemde olma bir sıfatıdır. Aslında öyle değil. İrade yapılandırmakta esas işlevi var. Kalpte iradeden gelen evamiri tekvini, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil bizim vicdan kalbi yapılandırıyor. Hakikati orada. İştiyak, incizap, iştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil. Kim yapıyor bunu? İrade yapıyor. Şimdi bak, eylemsiz irade. Eylemsiz irade, ne demek? İradesiz eylem olmaz. Bak, eylemsiz irade. Olur diyorduk. Bak şimdi, eylemsiz irade, iradesiz eylem olmaz. Olur, nasıl? Yani, eylem anlatacak şimdi. Çünkü irade nefsün emre, yani kitab-ı mübine, şimdi iradenin işlevi iki türlüdür. İki türlü. Bir enfüse bakıyor, bir afaka bakıyor. Eylem var mı abiler? Mutlaka orada irade vardır. Şimdi eylemsizliği de anlatacak şimdi. Mutlaka irade vardır. Çünkü irade kitab-ı mübindedir. Kitab-ı mübin mazi ve müstakbel değil. Bak elime bak. Gafur. Mazi, istikbal değil. Mazi ve istikbal doktor kime ait? İmam-ı mübin. Mazi ve müstakbelden hariç an, bedi kader, nazarı değil, bu değil. Bedihi kader, anda olana kitab-ı mübin. Kitab-ı mübinde ne var? Kudret, irade. Var da irade var. İrade olsun da eylem olmasın olmaz. İrade edemiyorum. Hal-ı alemin istihanı istiyorum. Temenni ediyorum, arzu ediyorum, dua ediyorum.
ama irade edemiyorum. Demek kitab-ı mübine getiremiyorum. İrade var, kitab-ı mübindir. Kitab-ı mübine gelmemişse irade yoktur, ihtiyar vardır. Bak işte, eylemsiz irade, kitab-ı mübin. Şimdi esas gelecek. Bu mülk, iradeyi ikiye ayrıldı. Elhamdülillah kıvranıp duruyorduk. İradeyi bir böyle alıyorum, mülk de alıyorum, bir melekutu alıyorum, bir iç yapılandırıyorum, bir dış dünya, bir gidip bir zar olduk. Bir içeride yok, dışarıda var, dışarıda yok, içeride yok. İşte bu şimdi çözecek. Çünkü irade nefsül emre, yani kitab-ı mübine baktığı için irade realitededir. Şimdi ne kadar içeride diyorduk. Ha, enfüste irade ilah, kulezu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İlah, enfüste irade ilah tarafımız enfüsü yapılandırıyor. Afakta irade rububiyet olarak gözüküyor. İlk defa bu. Abi biri eylemli, biri eylemsiz oluyor o zaman. Bir bu eylemli, bu eylemsiz. Bu eylemsiz. Yapılandırma ilah, evet. Eylemde olan rububiyet. Peki o üstteki birinci cümleniz yanlış değil mi o zaman? Yok, şöyle oluyor. Eylem var mı abi? O kitab-ı mübinde. Kitab-ı mübinde. Şu. Tamam, o zaman şöyle rububiyette bir o cümlenin başını rububiyette. Yani. Ya şuraya yazacağız. Çabuk çabuk tamam, yazdık ya. Şuraya yazabilirdik mesela. Kalem alayım. Şimdi yazarsınız. Hı hı. Güzel oldu. Demek irade etmemişsiniz. Şimdi edeceğiz. Gel. İrade-i çobayül oldu bu. Aşure. Rububiyette. Afakta irade değil. Afakta. Olur. Tabii, tabii. Afakta irade de eylemsiz. Afakta. İrade zaten diyor. Bak. Afakta eylem var. Yani irade yok. Yani kitab-ı mübin yok. İllet tahmini şartı zaten. Şartı. Güzel. İradesiz de eylem olmaz. Niye? Kitab-ı mübin olmaz. Kitab-ı mübin yoksa eylem yok. O zaman çünkü irade nefsül emre, yani kitab-ı mübine baktığı için irade, kitab-ı mübin neydi biliyoruz. İrade. İrade kudret. İrade realitededir. Ama iradenin öteki tarafta var. He. Afakta irade rububiyet. Rab, kulozu bir Rabbin nas. Rab. Melikin nas. İlahin nas. İlah. Enfuste ise yani bizi rahatlattığın için mülkte ve afakta farklı. Mesela dün akşam derste de, tevhidde de şey vardı. Tevhidin temelde iki dil, iki zemini var. İki zemini. Toparladım bütün tevhid dünyasını. Oturdum, koca bir gün çalıştım. Dün. Tevhidin bir afakta, benim dışımda, bir de enfüste. Afakta beştir. Enfüste de beştir. Bir. Afakta delili inaye. Delili İhtira, delili, imkan, peygamberlerin mucizeleri, Kur'an'ın mucizesi. Etti beş. Enfüste beş tane delili var tevhidin. Bedensel, esmaların cilve, cemal, nakış, sanatı. Akılda fikir, onu şey yapıyor. Vicdanda his, ki vicdanlidir diyor tevhidin delili bir tanesi. Kalpte duygu, ruhta latife. Beş. Beş afakta, beş dahilde. Şey var, tevhidin. Şimdi iradenin de bizi heyecanlandıran şu, kıvranıp duruyordum. Bir zar oldum. Bir dışarıya çıkıyorum, bir içeri giriyorum. Bir dışarıya çıkıyorum, bir içeri giriyorum. Yani olası hiç alakasız olmayan bir derste Allah Allah. Bu Allah'ın ikramına bak ya. Şimdi enfüste irade, enfüste irade ilah. Uluhiyet demek istiyorsun değil mi? Evet. Uluhiyet. Allah razı olsun. İyi yaptın, tamamladın. Daha anlaşılsın. Bu da rububiyet. Bunun Risale-i Nur'da açık ifade var. İrade-i ilahi, irade-i Rabbani. Ha, demek ki irade-i Rabbani deyince eylemde irade, kitab-ı mübinde, kitab-ı mübinde bu şey,
Afat'ta Kitab-ı Mübin. Enfüs'te İmam-ı Mübin mi diyeceğiniz? Nasıl olacak? Evet, evet. Öyle. Öyle yani. Hasan abi şurayı bir okuyabilir miyim? Çok özür dilerim. Tamam. Siz yazarken. Tamam ya. Hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek birer ihsan-ı mahsus eseri gibi ummadığı tarzda olması ne kadar güzel bir surette meşiyet ve ihtiyar-ı Rabbaniye'yi gösteriyor. Şimdi ihtiyar-ı Rabbaniye diyor Hasan abi. Acaba eylemli irade aslında ihtiyar-ı Rabbaniye mi oluyor acaba? Ben evet. Bunu mu anlamalıyım? Evet, evet. Aynen evet. Ama meğer külliyat acayip şöyle bir derdim vardı, hatırlar mısınız? 23 senede Kur'an tamamlandığı gibi 23 senede Risale tamamlandı. İnsan, insanız. Ben bilirim insanı. Sen de insansın. Ne kadar kamil dahi olsa peygamber bilirim. İnsan. Tuvaletini bilirim. Yemek yeme, acıkma elemini bilirim. Vesaire. Ortalama biliriz beşer tarafını. Yani 23 senede Risale yazılacak, birbirini cer edecek, birbirini örtecek, birbirini kapatacak, çelişecek ve çatışacak zannettiğim şeylerin meğer mucize keramet olduğunu, sureti kanuni hakikati olduğunu, bu nasıl oluyor dedim. Bunun peşine düştüm. Nasıl olur? 14 ciltte birbirini çelişen ve çatışan şey olmayacak. Niye olmasın? Mümkün değil. Bir kitapta oluyor ya. Sonra Allah bana nasip etti. Zannediyor. Bana ait bu. Kabul edilebilir değil mi? Çünkü ben külliyat değilim. Bu hakikatlerin nasıl ki fizik, kimya, matematik şeyin fizik, kimya, geometri, tıbbın arkası matematik ya. Zeminsiz zemin. Yok varlık matematik. Zaman da öyle. Bu hakikatlerin arkasında bir şifre-i ilahiye var. Matematik gibi. Oraya varan, oradaki sisteme varınca, melekut tarafına, külliyatın arka tarafına varınca, buralar oraya bakılarak yazılıyor. Orası bütünsel olduğu için, burada sıralama var. Zaman zemine göre ortaya çıkıyor. Orada zaman zemin olmadığınızda her şey tek. Yani arkasında matematiksel var. Külliyatın arkası matematikseldir. Onun için çelişen olmaz. Bunu eylemde göstereyim, şey yapayım. Mandalinayı hayal edin. Ettiniz mi ağacı? Ağacı ama. Yaprağı ile rengi, mandalina rengi çatışıyor mu? Ne kadar uyumsuz. Peki mandalinayı yerken tadı, kokusu. Şeftali koyun. Sıçtığımız için değil. Olmuyor. Bakın uyumlu. Çatışmıyor demek istiyorum. Mandalinanın rengi ile yaprağın rengi, meyvenin kendisi o ağaca yakışıyor. Nasıl yapmış Allah? Esbabı şey, arkasındaki matematiksel bir yazılım var. Yani sihalar, ihalar, uçaklar falan, bilgisayarlar, telefonlar, arkasında bir yazılım var. Onların ifadesi bu. Hasan, külliyat onların ifadesi. Şimdi dört melek diyoruz ya, dört temel ilim var. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Hem bir iki fıt çekeyim, ondan sonra şunu bitireceğim, yazacağım. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Matematik Allah-u Alem ruha, Azrail Aleyhisselam'a bakıyor. Biyoloji, İsrafil Aleyhisselam, hayat. İşte fizik, enerji, bir de kimya var. Bu dört temel ilim, matematik burada ruh tarafına. Onların ruhu. Şimdi toparlayayım abi. Allah razı olsun ya. Böyle bir imkanım. Böyle şeyim. Bu çuvalta girmez ama abi. Bu manaya tam mutabık olan genel bir ifade. Tamam, direkt alakasını söyle. Yani ezelle, yani tamam söyle derken biz aydınlat yani biz yakalayalım diye söylüyoruz. Ezelin direkt iradeyle bu ilişkisini söylemen lazım ki... Otursun. Şeyi unuttuk yani ya. Yan üremeyi yaptığımız zaman şey oluyor. Besledin yani. Ha yok yani direkt olursa tabii daha tamam. Abi çok uzadı, kesmek istemedim. Diyor ki Arş-ı Azam'a gelecek ta Kab-ı Kavsen'e yani imkan ve vücut ortasında Kab-ı Kavsen ile işaret olunan makama gelecek ve Zat-ı Celil-i Zülcemal ile görüşecektir. Zat-ı Zülcelil Zülcemal. Tamam işte o orada şey demiyor yani.
Zat-ı Celil Zülcelal. Tamam, Zat-ı Allah, tabii. Ama şey yok yani. Rabbul Alemin yok orada. Bu kim? Gene Cenab-ı Hak da. Herkesin Rabbi, Rabbi Zülcelal. Rabbul Alemin başka bir şey. Yani ne alakası var? Nasıl iki kaç tane şey işliyor? Kafam çalışıyor. Hitap ediyorum. Şey kendim aynı siyah kardeşiz de birbirimize. Yani bizimle alakası olmayan sistem çalışıyor arkada demek istiyorum. Yani ders yapıyoruz. Hiç alakası yok. Ona teveccüh etmemişiz doktor. Tevhid delili. Zorlanıyorsun. Tamam mı? Yani nasıl zorlanıyorsun? Sistemi kurmuşsun zaten ama yeni gelen var. Bakıyorsun böyle dersin içine giremiyor. Ona indirmeye çalışıyorsun. Örneklemeye çalışıyorsun. İlle bir şekilde onu almak istiyorsun. Bir örnek verirdim mesela. Çamurda gözüken şey diye. Onunla uğraşırken hiç ama. Bak dersi takdim etmeye çalışıyorsun. Onu mu takdim edeceksin? İnsanlara böyle şey yapacak. Yeni gelenleri içine alacaksın. Eskiyi de içine alacaksın. Çünkü uğraşırken arkada bir şeylerde çalışıyor. Diyor ki ne alakası var? Onu da kaçırmayacaksın. Bu yok, bununla alakası, seninle hiç alakan yok. Yok yok. Hiç de teveccüh de etmemişsin. Evet. Meşgul de değilsin zaten. Meğer ne zaman atılmış oraya? Bir yere, yani dedim ya, soruyu sor bırak. Mutlaka bir şekilde gelecek ama nerede geleceğini bilmiyorum. Geldi. Sen diyebilir misin o burası zamanı değil? Adam geldi ya diye ziyaret etti. Biz dedi ki ya ikide bir bizar oldum. Bir öyle bir böyle. Pat diye geliverdi. Dedi ki irade. Konuşuyorum ha. Hitap ediyorum. Vesaire. İrade. İlah olarak var. Rububiyet olarak var. Uluhiyet olarak var. Rububiyet olarak var. Kitab-ı mübindir. Tamam. Kitab-ı mübindir. Şudur bu. Pat tak 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 hep döküldü. Allah Allah. Tamam. Ondan sonra bir şey yapıyorsun. Gene konuşuyorsun bu arada. Ama onları da onu da görüyorsun. Yani gönderdin, teveccüh ettin, ihtiyaç hissettin. Yani kullanın diye söylüyorum. Bu yöntem bana ait değil. Görenle konuşan aynı kişi mi? O başka mesele şimdi. Şimdi soruyu sor, ihtiyaç hisset, meşgul ol. Vallahi cevapsız kalmayacaksın. İhtiyaç sordu, irade cevap verdi. Ondan sonra ama ben şunu demeyeyim. Herkes de bu sistem çalışıyor. Bak ders takdim ediyor. İnsanı anlamaya çalışıyor. Hoca var, cami imamı var karşımda. Doktor var. Doktor kardeş. Yani seviyeleri anlatıyorum. Cami, doktor. Çocuk, büyük küçük, yaşlı küçük. Yani hem ilmi anlatacağım zemini hem de onları içine sokacak misal vermem lazım. Onunla uğraşırken hangi tarihte doktorum gönderilmiş arka sistem çalışıyor. Tırt 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 tırt. Allah Allah. İrade eylemde eylemsiz. Eylem de ne? Kitab-ı mübin. Eylem kitab-ı mübin. Kitab-ı mübinsin. Eylem mi var? İçinde irade ve kudret var. Tamam var. Allah Allah. Tamam var. Eylemsiz de biliyorduk. Eylem öteki tarafı. Bir mülk tarafı var iradenin. Bir de melek tarafı var. Birisi cevap veriyor. Birisi soru soruyor. Ben de şahit oluyorum. Ondan sonra öyle mi? Tamam. Peki bitti. Tamam yazacağız. Bu dersten sonra o dersin akıcılığına kafa mı kalır? Kayboldu gitti. Yukarı yazacağım dedim. Ben bunları niye tavsif ediyorum? Abiler sistem aynı hepimizde de. Siz de bu yöntemi şey yapın, soru sorun. Sonra çıktım yukarıya. Misvaklıyorum. Paltun küldür hop hop geldi. Yazmadın diyor bak bunu. Hemen yaptım. Misvağı da bıraktım. Kolumu da sildim. Hemen buraya yazdım. Ne yazdım söyle. Peki ne kadar cahilane Filistevari yazdığımı görüyor musunuz? Şuna bak. Aynı. O kanunu çekirdeği yakalandı. Şimdi tafsilatı bu. Kafını tabiriyle çoğalt. Abi o çoğalt da çoğalt da ben bir şey ekleyebilir miyim? Çoğalt da çoğalt. Nerede söyledim ya? Yok, çoğalt da çoğalt sınıfında. Evet, tamam. Şimdi afaklı irade, eylemli irade, füste irade, ilaha bakıyor. Eylemsiz irade. Kulazı bir Rabbin Asen. Şimdi bu geçen hafta kamptaki konuştuğumuz şeyle de biraz ilintili gibi geldi bana. Tevbe, tevbeye karşılık siz Allah'ın eylemli iradesine muhatap olursunuz. Aynen öyle. Doğru, doğru bu şimdi. Bak, eğer eylem olsa tövbe, eylemsiz olsa istiğfar. İstiğfar. Doğru. Çoğaltta çoğalt. Ama ona dahil dedim mi başta? Ben dedim ona. Olsun gene demek. Olsun demek de güzel. Yani ben bile ekleyeceğim bunu, şey yapacağım bunu. İrade. İnşallah. Şimdi geçiyoruz. Çok güzel oldu abi ya. Alemin İslam'ın ıslahına çalışıyorum, evet. Ama irade edemiyorum. Hemen direkt isterseniz
bu ısırmayı orada bırakıp o metni okuyalım, ara verelim. Olur. Tamam bak şimdi. Çok güzel oldu. Ha. Nasıl irade edemiyormuş? Edemiyorum bak. Hemen abiler hemen sayfayı açıyorum. Sayfayı çekmişsin abi, çekmişsin. 300 hemen. Haydi bismillah ya Allah. Evet, ben nasıl bu kış içinde bağrı temenni ediyorum. Bir, arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Ne demek anlamadım. Getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hala alemin sanahını temenni ediyorum. Bir, dua ediyorum. İki, Ve ehli dünyanın istanını arzu ediyorum. Bak, temenni ediyorum, dua ediyorum, arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Geç arkaya. Çünkü elimden gelmiyor. İrade edemiyorum. Bil fiil, teşebbüs edemiyorum. Bil fiil. Bil fiil. Çünkü ne vazifemdir, ne de iktidarım var. İrade edemiyorum var ya. Şimdi onu şey yapacağız. Vay be ustadım. Ne demek irade edemiyorum? Nefsül emre taşıyamıyorum. Yani arzu ediyorum, dua ediyorum, temenni ediyorum ama o vücut hariciye taşıyamıyorum arzu ettiğimi. Niçin taşıyamıyorum? Çünkü irade edemiyorum. İrade etmek nefsül emre taşımaktır. Taşıma gücüdür, iktidarıdır. Vücudu hariciyeye duamı, niyetimi, arzumu halk etmek, yaratmak edemiyorum. Çünkü irade çok antika bir şeye gireceğiz abiler. İrade başka bir şey olacak, şimdi dönüşecek. Çünkü irade ettiğin şey oluyorsa başka bir şey oluyor. Çünkü irade bedihi kadere, yani kitab-ı mübine, yani mazi ve müstakbele değil, hazır zamana bakıyor. İrade edilen bir şey, edilmişse, edilebilmişse, mevcut olmuş demektir. Eğer olmamışsa mevcut, vücuda gelmemişse, irade edilemedi, arzu edildi, temenni edildi, istedi ve dua etti ama getiremedi. Demek irade edilmişse mevcut olmuş demektir. O da iradesini niçin oluyor? Burası çok önemli. Bunu kalem alacağım. Çünkü burasını çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim. Bak. İrade. Bak. Niçin olmuyor? İradesini kimin? Allah'ın. Onun. İradesini irade edersem, hani mesela ya Rab, ihtiyarımla vazgeçtim deniyor ya iradeci. İradeni irade ettiğim kadar iradem benim oluyor. Bak, iradesini irade edersem iradesi benim oluyor. Bak diyor ki, onun iradesini irade edersem iradesi benim iradem olmuş gibi oluyor. Yani dolayısıyla onun gören gözü, işiten kulağı, yüreğin ayağı olur. İradesini irade edersek irade bizde aktif olur. Çünkü biz haşa halk edemeyiz. Biz mahlukuz. Temenni ederiz, arzu ederiz, dua ederiz ama halk edemeyiz. İnsan fiilinin haliki değildir. Mutezile fiilinin halikidir der, haşa. Ehl-i sünnet ne der? Kişi fiilinin haliki, yaratıcısı değildir. Ama irade ile şartı adidir. Yani bir şartlardan bir tanesidir. Allah'ın irade ederse Allah mutlaka vücud hariciye gelir. Allah'ın iradesini aktif etmenin yolu, bir yolu, iradesini irade edersem, Allah'ın iradesini aktif etmek. Mesela diyor ki bu meyanda, ben hidayeti istediğime veririm. Hemen zahire bakarsanız meal bu ay. Hidayeti istediğine, verdiğine göre, bana vermediğine göre vermemiştir. Suç benim değil, cebir var. Ha, o zaman bununla ne alakası var diye de çarpıcı örnek olsun diye verdim. Eğer Allah'tan hidayet istiyor musun? İstiyorsun. Allah'tan istiyorsun.
O zaman Allah'ın istediği gibi olursan istediğini alırsın. İradesini irade edersin. İradesini irade edersen iradesini almış olunca kişi sanki o fiili kendi yapmış gibi oluyor. Bak eğer Allah'ın istediğini yaparsan Allah'tan istediğini alırsın. Hidayet bu. İradesini irade edersem iradesi sanki benim imiş gibi olur. Fiili tezahürünü söyleyeyim. Burada yazılmamış. Mucize, keramet, ihsan, ikram, lütuf hep bunlar iradesini irade etmekle sanki Allah'ın iradesiyle dağı kaldırıyor. Amanın gözünü açıyor. Halk etmek değil mi? Gözü yok göz oluyor. Halk ediyor. Nasıl kalır? Kadir ismine mazhar oluyor. Niye? En cami ayna, en cami ayna olduğu zaman onun kör gözü açılıyor. Ölü diriliyor. Nasıl oluyor? Ona cami ayna oluyor. İradeye de en cami ayna iradem olursa, benim iradem cami olursa, yani ona güzel bir ayna olursa, irademde iradesi var oluyor. O zaman mutlak hürriyet oradan geliyor bize. Cebir yok bizde. Cebir niye yok? İrade aynamda irade uçağa inmiş. Pist olursam uçak iner. Pist olmasam uçak inemez. Allah'ın iradesi tayin ve teşahhus etmesi için irademe irade pistim olması lazım. Temiz olması lazım. O asfalt olması lazım. Orada enkaz olmayınca uçak insin. Ha. İnsan mutlak enfus aleminde hür olması, cebir kopmaması için benim iradem eğer mahluksa yaratana karşı mutlak hürriyet olamaz. Ne yaparsan yap. An şartla eğer ben irademi temiz tutar, irademi, iradesini irade edersem benim irade pistime onun irade uçağı inmiş olur. Oradan ben mutlak hürriyet sahibi oluyorum gibi oluyor. Hasan abi öyle çabuk ama diyor ki Osman, Osman abi bak 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 başkanım, Allah aşkına bir dinle. Hasan abi o kadar çabuk ama diyor ki şimdi şey yapacağım, dayanamıyorum vallahi dayanamıyorum. Sen başkası girmesin. Vallahi siz sanamazsın. Bak, vallahi bak şimdi şunu okuyacağım. Bak şimdi bu niyet, irade niyet. Tamam oku din. Baba bak Hasan abi vallahi size anlattıklarınız üstad söylemiş anlamıyoruz yeri gelmeyince. İrade var ya eylemsiz irade niyet. Eylemsiz o kavundaki çekirdeklerin bütünlüğü. Ha bak işte o evet. Bütünlüğü niyet. Şimdi diyor ki abi irade-i cüz'i insaniye. Allah razı olsun bu doktor. Ve cüz'i ihtiyariyesi bak, çenden zayıftır. Evet. Bir emri itibaridir. Fakat evet. Cenab-ı Hak hakim mutlak o zati, o zayıf cüz'i irade-i, irade-i külliyesinin taallukuna bir şartı adi yapmıştır. Bak. Yani manen der ey abdim ihtiyarımla hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Bir. İkincisi, ey irade-i cüz'iyesini tamamıyla terk edip her umurunu irade-i Rabbaniye, az önce yazmıştık ya sana biz, irade-i Rabbaniye'ye bırakan ve her zahir musibet ve sıkıntıda kader-i ilahinin merhamet ve hikmetini görüp öyle devam edip kemalet tevekkül diye. Yani Hasan abi, iradesi, evet, bendeki cüz'i irade, zayıf irade nasıl güçlü oluyor? Haşa, fiilini halikı değil ama İmiş gibi muamele görüyorsun. Gören gözü vesaire oluyor. Hür oluyorsun mutlak. Hiçbir cebir kokmuyor. Nasıl kokmaz ya? Yapılanla yapan eşit olur mu? Kokmuyor. Niye? İradesini, cüz'i, zayıf irademiyle irade edersen. Bak, irade edilirse iradesi. Bak, iradem, iradesini irade edersem, iradem hür olur, var olur. Eğer irademle iradesi irade edilmese ihtiyar sahibi olurum. Yani irade devre dışı oluyor. Bendeki istidatlar iradedir, kabiliyet de ihtiyardır. Çünkü sendeki istidatlar, iştiyak, incizap, meyil, niyet zaten iradeden gelen evamiri tekviniyedir. Eğer ben bu iradeyi bakın irademle iradesini irade edersem irade var olur.
Eğer irademle iradesini irade etmesem irade yok olur, ihtiyar var olur. İhtiyar hayvanlarda, kafirlerde de var. Peki ihtiyar iradeden ayrı mıdır? İhtiyar iradenin dişsalıdır. Sürelidir. Eylemsel halidir. Sureti. Evet, sureti. Ayrıdır değil, eylemsel halidir. Sureti. İşte o zaman şöyle, üstadın niyet ediyorum, arzu ediyorum, dua ediyorum. İrade ilahinin içinde mi dışında mı? Yani sonra ne yapıyor? Diyor ki irade şey yapıyor, daha dışında daha. İrade-i cüziye o. Daha şimdi irade-i cüziye. İrade-i şimdi burada cüziye ne demek? Cüziye yani şeye, sana ait. Allah'ın kül iradeyi... Bak şimdi irade edemiyorum dediğinde irade edemiyorum demesi vücuda çıkmamasını mı kastı? Yani o da mı irade? İrade-i bak bana bir at. Anladın mı? Bak. Yani o irade, şu orada iki ihtimal, söyleyeyim size şey yapayım abi. İki ihtimal var. Ya hakikaten biz bak öyle bize bir saha açıyor ki Allah'ın iradesi dışında bizde bir iradenin cüzisi olan arzu, ihtiyar gözüküyor bizde. Bir saha verdi diyebiliriz. Evet. Ya da bu da o şeyin içerisinde ama onun adını başka koyacağız. Şimdi yani iradenin içinde kavun, diyeceğiz. Kavun dua ediyor. Çekirdeklerinin bütünlüğü için. Peki biraz gideyim mi? Abi, biraz gideyim. Yani benim irade piste, benim irade pistime onun iradesi indi demektir. Demek irade kudret ile beraber gayrimünfektirler, ayrılmazlar. Yani kitab-ı mübin bir şey mahluk olabilmesi için kudretle irade gayrimüfektir. Yani ikisi ayrılamazlar. Üstad diyor ki irade edemiyor, halk edemiyor. Hal alemin istanı arzu ediyorum. İrade edemiyorum, halk edemiyorum, yaratamıyorum. Niçin? Çünkü illeti tameli değil. İlleti tame olması için yani illeti tame üçü bir araya gelince olmamak mümkün değil. Onlardan bir tane eksik olursa olmak mümkün değil. İlim, irade, kudret. Ben arzu ediyorum, temenni ediyorum, dua ediyorum alemi, hali alemin istanı ama irade edemiyorum. İlleti tammeli değil. Yani ilmi vücudundan konuşuyorsun. İlmi vücuttan konuşuyor. Eğer mahluk olabilmesi için irade kudretle beraber olacak. Ve ehl-i sünnetin itikadında zaten kişi fiilini halika değil, halk olabilmesi için iradesini aktif etmem gerekiyor. Nasıl ki Allah hidayet istediğine veriyor. Ben de hidayeti istiyorum. Nasıl yapacağım? O istediğine veriyor. Ha, onun istediği gibi olursam ondan istediğimi alırım. Şöyle abi sanki Üstad İmam-ı Mübin'deki halleri, ilmi vücutları arzu ediyor. Kitabın mübine gelmem. İmam-ı Mübin bu. Ama irade edemiyorum derken kitabın mübine getiremiyorum. Getiremiyorum. Yani. Aslında gene orada kudretsiz irade düşünmememiz gerekiyor. Evet. O da var. Evet. Ama İmam-ı Mübin'de dediğin gibi İmam-ı Mübin'de seviyesinde Kitab-ı Mübin'e gelmemiş. O zaman şöyle ihtiyar aslında İmam-ı Mübin'deki ilmi vücutları tercih gibi gözükürken aslında irade olmuyor. Çünkü iradeyi celbedemiyor o şeyler. Evet. Yani etmiyor. Her istediğimi, her irade yani ihtiyar ettiğimi vücuda getiremiyor. Kışta bakarım. Sanki onlar ifrat ya da ilmi vücutlar şeyde kalıyor sanki. Üstad Hazretleri'nin kendi iradesiyle İmam-ı Mübin'e girmiş ve kışı ve baharı görmüş. Çünkü lef-i mahfuz'a nadir insan giriyor. Tamam. Görmüş. Kendi iradesiyle girmiş. kışı ve baharı görmüş. Alem-i şehadette baharı getiremeyeceğini yani Kitab-ı Mübin'e getiremeyeceğini fark etmiş. O yüzden irade edemiyorum diyor. Evet. Aslında iradesiyle Kitab-ı Mübin'e girmiş. İmam-ı Mübin'e. İmam-ı Mübin'e girmiş. Kitab-ı Mübin'e getiremiyor. Yani. Doğru. İradesi o kadar. Evet. 16. Lema da bunu teyit ediyor. Onu aslında söylüyor. Lefezeliğe nadir insanlar giriyor diyor. Girmiş yani oraya. Yani sanki ihtiyarla irade farkında ihtiyar kudreti devreye sokamıyor. Yani sadece ilmi vücutları seçebiliyor. Hı hı. Seçerse o zaman irade oluyor gibi bir şey oluyor. Yani biraz da gideyim bir bakayım ne çıkacak. Öyle demek irade kudret ile beraber gayrimünfektirler. Yani ayrılmazlar. Kendi iradesiyle de
kendi fiilinin de Halik Haşa değil usta. Kendi iradesiyle de. Mesela ben adım atıyorum. Kendi irademle atıyormuş gibi gözüküyor. Aslında irade-i cüzyem, irade-i külliyesini, kader risalesine geçiyor. Beraber olunca ikisi o kadar çabuk oluyor ki irade ettiğim anda irade ediyor ve halk ediyor Allah. Ben zannediyorum ki ben yapıyorum. Çünkü irade ettiğim anda adım attım. İrade ettiğim anda adım attım. Niye insan zannediyor? İradesiyle fiil hemen aynı anda olduğu için. Oysa aslı nedir? Muhyiddin Arabi'nin hatası gibi. Temmuz Ağustos'un gündüz bir de bir camda şiddetli zuhurundan güneş gözükse o güneş o kadar şiddetli ki aynayı göstermez. O zaman aynayı görmediği için o dedi. Ha, ben de adım attığım anda istediğim zaman atılınca ben yaptım zannediyor. Oysa bendeki iradesini aktif ettiği için ben adım atabiliyorum. Şartı adidir diyor. Yani o anda oluyor zaten. O anda irade etmemle irade etmesi aynı oluyor. O zaman sebep sonuç aynı oluyor. Cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. Cüz-i ihtiyari namında. Yani biz ona cüz-i ihtiyari diyoruz bu alemde. Evet, aferin. Bu alemde cüz-i ihtiyari diyoruz. Hasan abi, bakın şurada da diyor ki ehl-i sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep beyne beynedir ki o fiillerin bidayetini irade-i cüz-iyeye nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Ya açtı görüyor musun? Cümle bu. Bir daha söyle. Bidayetini ilk başını. Evet. Ehl-i sünnet mezhebi vasattır. Bak şimdi. Çünkü bu mezhep beyne beynedir ki. Yani Cebriye'yi de mütezileydiği için alıyor ama evet. Şu sağda beyne, şu sağda beyne. Şu sağsı şu sağsında. Evet. O fiillerin bidayetini. O fiillerin ilk evet. Fiil olmadan önce olmasının sebebi. İrade-i cüz'iyeye. Ben mi adım atacağım, istiyorum, irade ediyorum. Nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Allah bunu yaratıyor irade-i külliye. Ama beraber olduğu için ben yaptım zaten. Yani sebep sonuç. Aynen. O kadar işleniyor ki mekteplerde sebepsiz sonuç düşünemiyoruz. Peki bu nedir abi? Diyor ki ve keza itikatta da tatil ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır. Evet, yani. Üç tane. İtikat abi biz iki ayırıyoruz. Menfi, müsbet bu üçü ayırıyoruz. Yok yok o ifrat, her şeyde ifrat tefrit var ya. Mesela tevhid, vasatı aldın. Tatil nedir? İnkar. İnkar. Nedir o? Tabiat perestçiliği. Tabiat mi? Yani yok Allah. Ötekisi? Mutezile. Esma. Teşbih, benzeti. Yani o da bir şey. Muhtedir vücut. Muhittin Arabi. Teşbih. Mesela peygamber İsa Aleyhisselam teşbih peygamberidir. Musa Aleyhisselam tenzih peygamberidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tevhidcidir. Tevhid peygamber. Cem etmiştir yani. Aslında tevhidi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam denmiyor da İbrahim Aleyhisselam'a deniyor tevhid. Yani o cem ediyor. Şimdi hepsinde numune var mesela. İsa Aleyhisselam teşbihçidir. Enfusçidir. Musa Aleyhisselam şeriatçıdır. Onun için batını bilgileri istemiş. Zahirci olduğu için Hızır'ı istemiş Kur'an kıssasında. Hızır arkadaş verilmiş, eksikliğini o tamamlamış. İsa Aleyhisselam teşbihçidir. Yani enfus alemin peygamberi yapılandırıyor. Zaten kendisi de öyle yaratılmış. Esbapsız yaratılmış. Böyle bir şey var. Ötekisi de İbrahim Aleyhisselam da bu nübüvvet silsilesinin pederi olduğu için bir ikinci peder. İbrahim Aleyhisselam tevhidçidir. Şimdi biraz gidelim. Yani bidayetinde. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. O zaman irade cüz'iye ile irade-i ilahiyeye biz tevafuk edersek vasat oluyoruz. Ha! Aksi takdirde ifrat yahut tefrit. Tefrite düşüyoruz. Aynen. Bugün aynen. Mesela üstad Bahar istiyor ancak irade edemiyorum dediğinde ifrat ediyor. İfrat çünkü olacaktı. Evet. Şimdi gelmemesi lazım. Üstad önce getirmek istiyor. Gelmemesi lazım alem. Bu hak etmiyor. Evet, üstad üstad istiyor. Ustad istiyor ama Allah genel bakıyor, hak etmiyor. Ustad hak etmeyenlere hak edilsin diyor, olmuyor. Hasan abi siz İsa Aleyhisselam teşvik peygamberi olarak tenzih, benim fikrim değil. Aleyhisselatü Vesselam'a bir istat yapıyordunuz yani tamamlama mı? Evet,
bir şeklinde söylüyordunuz. Şöyle mesela teşbih ve tenzih, tevhid de şey, bunların cemidir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İsa yani, Aleyhisselam'ın yarım kalmış şeyini tamamlamış. Yani peygamberlerin en teşbihçisi, en enfusçisi ki halk ediyor. Allah'ın kelimesi olan. Kelimullah. Yani ruhullah. Tövbe kelimullah. Allah'ın kelimesidir diye de Kur'an'da geçiyor. Evet, ikisi de geçiyor. Hem ruhullah hem kelimullah. İkisi de geçiyor. Hem sözü yaratıyor. Acayip bir şey. Yani nasıl yaratıyor? Şimdi ben şöyle bir telefon kabul edeyim. Eskide olsa bu misal veremezsin. Şimdi ben buna desem Erdinç açılır mı? Açılır. Ses de. Ses fiil değil mi? Bak. Kelam, kudret. Kudret aynı kelam. 31. sayfa latif nüktelerde. Yani Allah emrettiği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Ya Erdübley veya Semahaklı. Ey Sema suyunu kes dediği zaman oluyor, olduğu zaman söylüyor. Şimdi ben desem ki kelam nasıl kudrettir? Söylüyorum oluyor. Sen söyle, beni görünce hemen o kapı açılıyor. Desem ki Erdinç açmaz telefon. Erdinç açmaz. Uslup da çok önemli. Erdinç diye nasıl kaydettimse öyle oluyor değil mi? Sonra Nur dersini aç. Dediğim anda oluyor. Olduğu anda söylüyorum. Yani aynı anda. Kelam aynı kudret. İşte İsa Aleyhisselam da dediği anda oluyor. Olduğu anda da söylüyor. Kelimullah. Niçin? Çünkü söyledikleri olmasının sebebi beşeriyet, adi beşeriyetin nevazımatından, esbabından sıyrılmış. İnsan-ı kamil oldukları için iradeleri, irade-i ilahiyenin tayini ve teşahhusuna mazhar olduklarından iradesi Allah'ın iradesi gibi oluyor. İrade ettiği şey oluyor. Çünkü beşeriyet yok. Allah Allah. Evet, beşeriyet yok. Oluyor. Birbirinden nasıl ayrılıyor abi? He? Yani birbirinden şimdi ben mi Allah mı deyince Allah'ı sorumlu tutmamak için, cebir olmaması için sen deniliyorsun. Evet, evet. Ama şimdi o adi beşeriyetin nevazımatından diyor ustad, sıyrıldıkları için diyor. Adi beşeriyette kaç gün durabilirsin aç? Artık diyor yemiyor. Hatta beyle başlıyor. İbrahim İddesük Ebu Haşin insanı biraz yok. Ahmet-i Bedevi. Ne kadememiş bilmiyorum. Yalnız ağzı kilitlenmiş. Ve bıçakla kesmişler. Yememiş yani. Hep böyle ama ağızsız zikretmiş. Bunu becermiş. Ve o kadememiş ki. Esbab aleminde doktor şimdi zor. Çünkü esbapta doğduk ya. Esbabın kültürüne doğduk. Örf, anane, kültür gelene doğunca dışına çıkamadığımız gibi esbab alemine doğduk biz mektebe. Sonuç determinist felsefesiyle büyüdük. Sebep mutlaka olur. Sebep mutlaka yapar. Sebepsiz bir şey düşünemeyiz. Keramet, mucize, ilham, ikram, diş fırçın şey yaparken mana gelmesi. Sebep yok. Geliyor. Düşünemez mi? Olur mu ya diyor. Oluyor işte. Şimdi mesela o nasıl oluyor? Sebep yok. Onun iradesi artık irade-i ilahiye mazar olmuş. Cami ayna olmuş. Ayna. Artık ayna o kadar şiddetli zuhurundan güneşi gösteriyor ki güneş demiş. Çünkü niye? Güneşin hasretine sahip. Yansıtıyor oraya. Böyle yapıyorum. Gidiyor bodruma vuruyor. Bu ayna aynası ne kadar temizse güneşin ne aynısıdır ne gayrısı. İrade aynasında diyor Risale'de de geçiyor. İrade aynasında temessül eden imkani vücutlar diyor. Vücudu hariciye çıkıyor diyor. İrade aynasındaki Allah'ın irade ettikleri. Ha, biraz da devam edeyim bakayım ne çıkacak. Kendi iradesiyle de kendi fiilinin halikaşa değil insan. Ben adım atmak istiyorum. Atamam. Değil. Yani illeti tameli değil bizim irade. Abiler, illeti tamme için yazıyorum. İlim, irade bir araya gelirse, araya gelirse illeti tamme olur. Vücuda mutlaka gelir. Yoksa vücuda ilmi vücut olur. Mahluk olur.
Yani mahluk olur veya vücut olur, manevi vücutlar. Manevi istidatlar kabiliyet olmasına mevcut denmez, vücut denir. Ve zuhur olursa, zuhurat olursa mevcut olur. Allah'ın o zati sıfatındaki vücuda mazhar olur. Yoksa ilmi vücut olur. Vücutlar olarak kalır. Vay be, tahtayı görüyor musun? Evet. Coştum. Abi Hazret. Rica etsem bir daha anlatır mısınız? Çok özür dilerim. Hangi anlatayım? Neyi? Şu şunu. Vücut kalır diyorsunuz. Şu vücut kalır. Ben bir daha anlatayım. Şimdi bak. Allah böyle ilmi vücutları var. Onlar mahluk olması lazım. Mahluk olması lazım. Değildir dediniz de vücuttur dediniz. He, evet. Bak şimdi. Değişti aslında. Biz biraz daha dardı. Aslan abi genişledi. Genişledi şimdi. Şöyle bir şey var abiler. Risale'de bak şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Bak şimdi o zaman. Risale, Kader Risalesi'nde lüzum, vücub, zaruret. İlme, lüzum. Yanlış yapmayayım diye. Kudrete zaruret. Lüzum, vücub, vücub. Bu Kader Risalesi'nde geçiyor. İlleti tam olabilmesi için kudret, ilim, irade, doktor gelir. Ustad şöyle diyor. Lüzum, vücub, zaruret girsin, ihtiyarı ref etsin diyor. Tamam. Bunların üçü bir araya gelince oluyor. Sonra ben kalktım. Lüzum neye denk geliyor? Çünkü Allah her yerde Risale'de zatıyla insanda mevcudatta ilmi ve irade vücuduyla var. Mahluk. Değil mi? Sonra baktım ki ilim lüzuma tekabül ediyor. Vücub yani vücut dönmesi için irade. Zaruret artık bedi olmuş. Şimdi abiler üçü bir araya gelirse tamamlayayım. Bir araya gelirse illeti tamme olur. Tamam mı abi? Ne demek? Mahluk olur. Yani nefsül emir olur. Atomik bir seviye, beden, cismaniyet olur. Cisim, ceset olur. Ama içsel istidat ve kabiliyetlerimiz yok mu? Onlar gözde gözükmüyor. İstidat kabile bil fiil, bil kuvveye. Bil kuvveler bil fiile. Veya sırf mahluk mevcut olmaz. Vücut da olur. Vücut ne demek? Yani kazanımlar, Adem'in de vücut, istidat, kabiliyet oldu, vücut. Eylem oldu, mevcut. Tam oldu. İlleti tam olmazsa vücut olabiliyor mu abi? İlleti tam yoksa olmuyor, istidat kalıyor öyle. Vücut bulmuyor. Ya, vücut bulmuyor. Bulmuyor. Yok, az önce dediniz ki gelmeden vücuttur dediniz. Yok yok yok. Yani atomik cesede gelmese. İlmi vücuttur ama. İlmi vücut. İlmi vücuttur o. Ama bizim o şey vücut bulmuş değil yani. İstidat, kabiliyet olmamış. İlmi vücuttur tabii. O bedi bir şey yani. Yoksa, illeti tamme yoksa, ilmi vücutlardır. Aha bak burada söyle bak. Yoksa ilmi vücutlardır. Diye yazmış var. Yoksa, illeti tamme yoksa. İster yazayım buraya illeti tamme yoksa. Ha şuraya yazayım. Yoksa yazıyor zaten. Aslan abi şunu sorabilir miyim o zaman bununla ilişkili olarak? Şimdi diyorsunuz ya Adem Aleyhisselam için cennetteydi, cennetten ihraç edildi. Eğer tekrar cennete dönmek amaç olsaydı bir anlamı yoktu. Daha yukarıya bir yere gidecek. Gitmesi lazım. Gitmesi lazım. Şimdi daha yukarısı kendisi kendisine gitmesi lazım. Kendi kendine, o zaman yoksa ki Adem Aleyhisselam kendisinde değildi, cennetteydi, ariçteydi, daire geçti. Muayenlik yoktu abi, muayenlik değildi. Cennetteydi, kendisinde değildi. Farkında değildi. Değildi yani. O zaman farkındığın adı işte söyledim. Hasan abi aynı kalıbı buraya uygularsak eğer. Şimdi illeti tam oluşmadı, o ilmi vücuttur, yani cennettedir. O zaman illeti tamme oluştu, mahluk olduktan sonraki geri dönüş makamı neresi ki acaba abi bunun abi yer? Nasıl bir vücuttur yani? Onu artık diyor ki, şecer-i hilkat gözüktü ya, artık bütün şecer-i hilkatın her yerine taayyün ediyor.
Bir anda her yerde olur. Ve bak şimdi, cennette cismaniyetiyleyken aynı anda o cennet ehli kabu kavsende imkan ve vücub ortasında olacaktır. Ama nasibi olan adam siz furiye, efendim siz cenneti hedeflerse cennete geçecektir. Ama isteğine ver onu derse bu ha, niye geldik? Ustad diyor ki cennet cismaniyettir. Dünyada nedir? Bedensel hayat cisettir. İçsel alem cisimdir. Kazanımlarımız cennet hayatı cismaniyettir. Ceset, cisim, cismaniyet. Gittik mi? Gittik. Peki cennette bulunmayacak mıyız? Aynı anda vefat eden kabirde de olacak, berzahta da olacak, yıldızlarda da olacağını ustad söylüyor. Aynı anda oluyor. Şimdi cennete gittik. Cesedimiz, cismimiz, cismaniyetimiz orada iken aynı anda Cebrail'in söylediği gibi kanatlarıyla doğu ve batıda arş-ı alada huzur-ı ilahide aynı anda huzur-ı nebevide peygamberin huzurunda iken insan bundan üstün olduğu için aynı anda cennette, aynı anda arşta, aynı anda arş-ı azamda, aynı anda lef-i mahfuzda, aynı anda imkan ve vücub ortasında inbisat ediyor. Ne kadar inbisat edebilir? İnkişafı kadar. Yani farkındalığı kadar. Cennette idi. Dışsaldı Adem Aleyhisselam. Dışındaydı. Kendisinde değildi. Cennet dışsaldır. Hizmet alınan yerdir. Cennetteydi demek dışsaldı. Yani cismaniyetteydi. Dünyaya geldi ki enfuse geçsin. Kendisi kendisine taşınsın. Cennetinden aslı cennetine taşınsın. Cennet dışsaldır. İç alemimizin cemal istidatlarımızın vücut haricisidir. Cennet dışsaldır. Hizmet veren makamıdır. Hizmet alan insandır. Dünyaya geldi ki aslı vatanı olan ey Ademoğlu aslı vatanınız olan cennete ithal edileceksiniz. O dışsaldı. Havası oradaydı. Buraya geldi ki o cennet bile gölgedir. Mahiyet insanının dışsalıdır. Nur-u Muhammed'in vücudu haricisidir. Aslı cennet, cennetten hizmet alan insanın kendisinin farkındalığıdır. Farkındalığı cennetten öteyedir. Yani muhatabi ilahidir ama isteyene ver onu. Ama kendi talebesine, şakirtlerine cenneti gaye yaptırmıyor. Niye geldim o zaman? Kader Risalesi'nin sonundaki zey. Nedir o? İnsanın konusu insandır. İnsanın mevzusu gene insandır. İnsanın hedefi, keşfi, gayesi, maksadı, buluşu kendisidir. Kendisi kendisindeki cennete girmesi lazım. Bildiğimiz cennet dışsaldır. Onun o dış dünya, onun aslı insandadır. Onu bulması lazım ki gelmiş. Dışsalından içine gelmiş. Onun için bu alemin kıymetini bilin vallahi. Yani seyrettiğimiz videolar, gittiğimiz yollar vesaire. Yemin ederim gramına ömür versen bulamayız. Böyle uydurup basit basit şeylere ömür dakikası verilmemesi gerekiyor. Sonsuz böyle nokta leke kalıyor. Yani şu alem-i şehadette bulunmanın ya Rab şu anda şahitsin. Zatına yemin ederim. Sen lazımsın gramına, sen. Allah lazım, o gram saniyemize Allah lazım. Ve bütün kainat sistemi lazım ki buraya, burada bulunmanın kıymetini bilmek lazım. Alem-i şehadeti kastediyorum. Şu bedenin kıymetini bilmek lazım. Şu mevcudun kıymetini, mevcut olmadan vücut bulamazsın kardeş. Şu alem-i şehadette zemberini, pergelin ucunu sakın kaldırma. Vallahi bu kalkarsa, bu demiri, hiçbir oluşum olmaz, taahhüt etmez. Abuk subuk iddialarda bulunur ki rastlıyorum. Alim-i şehadet inkar etmek, güya bunu şey yapmak sanki terakkiymiş gibi abuk subuk şöyle fikirlerim alıyordur, şudur. Yok kardeşim, bu merkezde izah edeceksin. Yoksa hiçbirisi terakki değil. Terakki gibi gözükürken hepsi tedennidir ya. Hayaliyun, hissiyattır, fikriyattır. Zandır,
vehimdir. Bu merkezli oluşum olacak. Alem-i şehadette Allah Resulü'nün hayatı gibi hayatımıza renk vereceğiz. Yoksa hissiyattır, fikriyattır, zandır, bir sürü vartalardır. Boşuna bu kadar 72 küsür fırka çıkmamış. Adam ilahlaşıyor panteistler gibi. Adam her şeyi ona veriyor Cebriye gibi. Adam hiç Allah'a vermiyor Mutezile gibi. Ya Ehl-i Sünnet bambaşka bir şeymiş ya. Bir tuhaf ya. Vallahi tuhaf ya. Devam ediyorum. Ya ben mübalağa mı ediyorum ya? Ondan da alıyor bundan. Ayıtmıyor. Cebriye diyor ki tamamen değilsin. Yanlış değil. Yok. Mazide doğrusun dedi. Al o tarafını. Mutezile'ye dedi ki küllüme kötü değilsin. İstikbalde doğrusun. Cebriye'den maziye alıyor. Mutezile'den istikbali alıyor. Halde kullanıyor. Bu diyor istikbalde sen doğrusun. Mazide sen doğrusun. Ehl-i Sünnet de peki ne diyor? İrademi, iradesini irade edersen iradesini en cami aynı olduğumdan bende ceyran eden şeyleri aslında o yaratıyor ama sen yapmışsın gibi sana veriyorum diyor. Ayna oldun. Ayna güneşi gösteriyor. O ayna olmasa oraya vurmayacak. Ama bu ayna lazım. Ama fail değil. Ayna lazım diyor usta. Kader-i Sener. Bu ayna lazım. Aynasız ya güneş esastır diye. Kardeşim istifade ettiğin kaynağından körlük yapma. Ustadına ve hayatına yatırım yapanlara, taş koyanlara inkar etme. Aynasız güneş de olmuyor. Evet. Ayna güneş değildir ama aynasız da güneş olmuyor. Olmuyor işte. Adet ilahi. Alem şehadet. Ben bitireyim şunu. Şimdi düşünebiliyor musunuz ki üstad bunları ya biz okurken bir parça fark ettik diye heyecanla çıldırıyoruz. Bunları biliyorsun, söylüyorsun. Aa, dedi doktor. Yürü o hapise, yürü bu sürgüne, yürü bilmem nereye. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir ruh? Nasıl bir şey? Dedi ya işte doktor dedi ki kader şeyde 16. lemada yazıyor ki levezeliye nadiren girer. Girdi oraya. İmam-ı bin Kitab-ı bin'i gördü. Bir baktı hepsini gördü. Ulan alem-i şehadete nasıl irade edeyim? İlmi vücutlara mazhar oldu. Nadir insanlar girdiğini sen nerede biliyorsun? Demek ki girmişsin. Oraları gördü. Bunun ya acayip bir şey ya. Şey demişler ki üç şahsiyet. Ustad asabiymiş. Kendisi söylüyor. Benim gibi asabi diyor. 8 sene hizmet ettiği halde Süleyman bir defa kızdırmamış. Öyle diyor mu abiler? Evet. Asabi. İkinci asabi zat Necip Fazıl Kısakürek. Çok asabi. Üçüncü deli dedikleri senden daha deli Kadir Müslümanoğlu rahmetliler. Hepsini seviyorum. Ben şimdi bunların içerisinde şeyi Necip Fazıl Kısakürek'in sözünü nakledeceğim. Demişler ustad, ustad derler. Allah mekanları cennet etsin. Yani ümmet ruhu oldukları için seviyorum. Yani şahsi kemalat şey değil. Dedi ki niye asabisin yani böyle yanındakileri kızıyor, tekdir ediyor. Asabi yani. Böyle tasavvufta gözüken o mülayimlik, baz, git, estağ, o yok. Sert adamlar böyle. Yani kemalatıyla meşgul değil. Necip Fazıl Kısakürek demiş ki evladım demiş. Yani niye asabisin? Keşke senin kadar cahil olsaydım, bunları bilmeseydim de dünyada rahat olsaydım. Keşke bilmeseydim de rahat olsaydım. Bilmek bizim rahatımızı kaçırdığı için o bilmenin getirmiş olduğu şeyleri yapamamanın feveranıdır asabilik demiş. Kafur abi şimdi beni anlayın diyor. Şimdi beni anladınız değil mi? Ya. Şey anladık. Elhamdülillah. Kitabı anlatıyor. Şaka. Kendi iradesiyle de kendi fiilinin halikaşa değil insan. Yani illeti tameli değil irade bizim. İrade, irade ne demek? Cüz-i irade bizde. Edersin fakat lüzum, zaruret ve vücub senin iradene olmasa yani illeti tameli olmasa mevcut olamaz. Ama vehmi, zanni vücuttan yaparsın. Bak şimdi. Vehmi, zanni vücutlar yapabilirsin. İradenle. Ama vücud harici yapamazsın. Çünkü iraden illeti tamelli değil. İlleti tame için lüzum vücut zaruret lazım. İrade ilim kudret. Sırf irade etmiyor. Fakat
sanki varmış gibi hayalde halk ediyoruz. İlmi vücutlar. Zanda yaratıyoruz. Zanda yok ediyoruz. Hayalde var ediyoruz. Hayalde yok ediyoruz, var ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Halik ismine azami derecede insan mazhar. Nasıl mazhar? Kuvve-i haya, yani tahayyül ve tasavvurunda halk ediyoruz, yok ediyoruz. Ama mevcut edemiyoruz, vücut ediyoruz. Vücut veriyoruz, mevcut edemiyoruz. Tamam, bak şimdi. İlmi vücuttur vücut. Tahayyül ve tasavvurda irademizle eşyayı halk ediyoruz, yok ediyoruz. Bu böylelikle vücuda mazhar oluyoruz. Müslümanın bir niyet, o niyeti bile o vücudu mevcut sayılıyor. Ha, fakat mevcut edemiyoruz. Mim. Mevcut edemiyoruz. İlmi vücutlara oluyor. Zan işte vesvese. Ama vehmi, zani vücutlar yapabilirsin. Tahayyül ve tasavvur ve tefekkür edebilirsin. İrade ile. Ama bunların bunların ne demiş? Sonuçlar. Ama bakayım nerede? Tahayyül vücut verip irade ile yapabilirsin. Tahayyül, tasavvur, tefekkür edebilirsin irade ile. Ama bunların sonuçlarına vücut verip mevcut edemezsin. İçeride irade enfüste, dışsal nefsül emirde ise irade ilahi olan irade-i cüziye. Yani dışarıda içeride irade, dış olabilmesi için, mahluk olabilmesi için benim içerideki irademle irade ettiğim anda benim iradem onun iradesine aynı olunca benim iradem ne oluyor? Aynen irade-i cüziye oluyor. İrade-i külliyenin zemini olduğu için o mahluk ol, mevcut yapıyor. İrade edemiyorum. Kapatayım ben. Şu mu? Bak, dışsal nefsin emirdeyse irade-i ilahiye bağlı olan irade-i cüziye. Bak diyor ki, irade-i ilahi bağlı olan irade-i cüziye. İrade edemiyorum sözünden, irade fiilde önce sonra yok ki. Yani bir dinleyin. Fiil var mı fiil? Şu adım attım. İrade, fiilden önce irade düşünün. Fiilin içinde irade düşünün. Fiilden sonra irade. İrade fiilden önce de yok, sonra yok. Fiilin kendisidir. Bu acayip bir şeydir. Bu belki bugünkü en cami irade hakkındaki cümle budur. İrade fiilden önce ve sonra değil, irade andadır. Yani kitab-ı mübindir. Eğer fiilden önce ve sonra olsa imam-ı mübin o olurdu. Yani fiilden önce sonra imam-ı mübin değil mi? İmam-ı mübin. Fiilin kendisi neydi? Kitab-ı mübin. Kitab-ı mübinde irade değil miydi doktor? Demek ki irade fiilden önce sonra değil. O Allah'ın şeyi. Bak şimdi. Sözünden, irade edemiyorum sözünden. İrade fiilden önce sonra yok ki. Bu olursa bu imam-ı mübin olurdu. İrade imam-ı mübine dahil olurdu. Fiilin kendisi olan kitab-ı mübinde İrade göründüğü için irade nefsül emirdir. Yani irade, andadır. İrade göründüğü için. Evet. Görünen iradedir. Görünmeyen irade değildir. İlmi vücuttur. Bu çok önemli. Bu iradeye eklenmesi gerekiyor. Hasan abi, buraya irade, hep iradeyi Rabbani'yi yazması lazım gibi geliyor bana da. Burada bir şeylik var. Evet. İrade ilahi içerisinde. Devam edeyim. Ki ki iradeden gelen İştiyak, incizap, ihtiyaç ve meyil hazırandadır, andadır, kendini anda varım diyor. Bu iradeyi sonra çıktı tabi. Bugün çıktı ya şey. Evet, evet. İlahla. Evet, Rab. Evet. Yani demek ki
İrade-i Rabbaniye'ye evet. eklenmesi lazım. Evet, evet. İrade-i ilahi değil. Bravo. Şimdi iradeye girerken bize kodladınız, dediniz ki evet. hep iradeyi fiille biliyoruz. Fiilsiz, eylemsiz iradeyi konuşacağız dediniz. Evet. Ve bu arada, ama şimdi evet, yani iradenin ki, eylemsiz irade. Eylemsiz irade olmaz diye. O irade-i ilahiymiş mi? Yani iki, biz hep alışmışız irade-i eylemde. Bir de eylemsiz irade meğer ilahtaymış, eylemdeki irade Rab'taymış. İşte günün şeyi bu işte oldu. Evet, acayip bir şey. Bugün şey oldu ya, yani ne zaman nasıl çekilecek, nasıl yönlendirilecek. Ama bir cümle söylüyor, Allah ikram ediyor, ilham ediyor, hepsini şey oturtuyor yerine. Bak, bu yazılırken bilseydim, onu bilseydim, irade-i Rabbaniye, irade-i Rabbaniye'nin dışsalı diye başlayacaktım. İrade-i ilahiye içseli yapılandırıyor, muhatap ilahi olma tarafıdır. İrade-i ilahiye Allah'a muhatabiyet, irade-i Rabbaniye, irade-i ilahiye Allah'a muhatabiyet tarafımız, irade-i Rabbaniye Allah'ın mahlukat tarafındaki aynı darlığımız. İrade kavşak. Bunu da şey yaparsın. Tabii ki bugünkü o şeyle bu ifadeyi. Buraya yazayım abi. Bak. İrade-i ilahi ile Cenab-ı Hak yönü iradenin iradenin Cenab-ı Hak tarafı, hak yönü irade-i Rabbani ile de öncekinde ben yoktum. Yok yok. Bak gruba. İradenin gruba attım. Cenab-ı Hakk'ın mahlukat tarafı tara fıki mevcut tarafı yönü ki vücut tarafı Allah razı olsun. Sebepleri şöyle tahtayı bize Allah'a da sonsuz şükürler olsun. Artık kendimi ifade edebiliyorum. İfade edemediğin zaman ahraz, konuşamayan çocuklar, şey duyamayanlar, konuşamazlar. Bunlar çıldırırlar. Çünkü ifade edememeklerine psikoloji onun için bozulur, çıldırır. Asabi olurlar. Sen zannediyorsun asabi. Hayır. İfade edemememenin azabını ifade ediyor. Şimdi kendi bir şey ifade etmek istiyorsun ama yazmasan bunu... Zemin yok. Bu sefer patlıyorsun. Peki zemin buldun. Böyle iki de bir de dua ediyoruz. Ama bir de tuttu mu? Bitti. Tadından yani. Çünkü niye? Zeytin'i de hatırlar mısınız? Yoksa Banker Castelli hesabı olacaktı. Zeytin'i de hatırlıyor musunuz? Ya, azap çektikçe ya Rab geniş bir yer. Ya, Allah'ım ya. Bak. Allah adım attı. Ve dua oldu. Kabul oldu. Hadi kabul olmadı de. Ha nasıl diyeceksin? Aha. Her şeyi verdi ama. Diyordu ki o akıllı tahta kaldıracağız, indireceğiz, geniş olacağız. O zaman hat koymayacağız, getiremezsiniz, getirmeyin kimseyi. Şimdi yok. Gelen orada dinlesin. O koltuğu, o arkada bir sırada var. Bir daha. İrade-i ilahi ile iradenin Cenab-ı Hakk'a aynı darlığı ki vücut tarafımız istidat. İstidat diyebiliriz. İrade-i Rabbani ile de iradenin Cenab-ı Hakk'ın mahlukat tarafı ki mevcut tarafımız.
Şimdi bunu mevcut olarak konuşuyoruz. Şimdi bu o. İrade edemiyorum. İradeyi ne tarafıdır? Bu irade edemiyorum. İradeyi irade ilahiye. Rabbaniye. Hayır, irade edemiyorsa ilahiye. Rabbaniye abi. İrade, bana ilahiye. Bakıyor ya. Yani mevcuda yapamıyor. Çıkartamıyorum diyor. Çıkartamıyorum. Bana bak. Neredeyim o zaman irade? İstiyorum irade. Ama irade edemiyorum. Hı. Halk edemiyorum. Aslında ikisine de bakar. Tabii. İkisine bakar. Tamam. Yok. Şimdi bu beyne beyne aslında. Tamam. Ben de bir şey diyemediğim için. Yani nereden baktığınıza göre tamam. Olur. Yani irade ilahi. Peki. Delilimize bir bakalım Osman. Delilimize bir bakalım abi. İrade değil. Bak. Külli irade de değil, cüz'i ihtiyarda. Tamam. Şey cüz'i irade de. İradeyi umuru gaybiye taluk etmiş olsaydı. Bak. İrade umuru bak nereye atlamış? İradeyi, iradem umuru gaybiye taluk etmiş olsaydı. Delilimiz nedir? Bak şimdi. Şualar 580'de. Eğer muayyen olsa bir kısım hakaiki imaniye bedaat derecesine girer, herkes ister istemez tasdik eder. İhtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif ve hikmet-i amme bozulur. O eksik yazıldı. Bak, bozulur olacaktı, değil mi? Bozu. Onu hemen ekleyeyim ki, zannediliyorum. Bozu. Şimdi ne dedi? Kalkmıyor değil mi şey? Bozulur, tamam. Açacaksın. Bozulur, demek ki orada da bozulur diyor. Ne dedi şimdi? Bak, şuradan aşağı dinliyoruz, yeni format. Eğer iradem umuru gaybiye taluk etmiş olsaydı, gaybdaki o ilmi vücutlara, vücudu harici verme yetkim olsaydı, ben gayba gittim lef-i muhafıza, istediklerim vücuda çıkıyor. O zaman iraden kalır mı? Yok, hiçbir şey, teklif de kalmaz, irade de kalmaz. İstediğim olurdu, irade devre dışı olurdu. Yok. Ve devam edeyim ne diyor? İhtiyarla teklif, irade ile hikmet-i amme kabul edilir. Bir daha toparlayın, o kadar yeni geleceğiz. İhtiyarla teklif alınıyor. Bak, şuraya vahiy geliyor. Vahiy geliyor, teklif ediliyor. Kafada ne var? İrade mi, irade mi var, ihtiyar mı var? İhtiyar. Teklif kafaya yapıldığı için teklif ihtiyaradır. Kabul ediyor teklif. Zaten nazm-ı maniyle bak ne diyor? Tasdik eder. Bak bir, ihtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif amme bozulur. Bak teklifi görüyor musunuz? İhtiyar. Teklif buna, şuna. Orada hikmete iman yazıyor. He? Hikmete iman yazıyor. Sözler şualar 580'de. Ne yazıyor? Sırrı teklif ve hikmete iman bozulur. İman. Allah Allah, ta kendisi ya, ben yanlış yazdım değil mi? Öyle mi? Yanlış mı var? Bakın bir de siz. Allah, adam orada okuyor abi. Öyle mi ya? Tabii tabii. Senin kitabın mı var? Oo çok iyi. Tam kendisi ya, ben de Ahmet Yenel diye. Bu öyle mi diyor? Hikmet, sırrı teklif ve hikmete iman bozulur. İman. İşte bunun gibi zaten çok masraflı yapılmış. Şey, onu defterde düzelttin abi, defterde. Düzelttim. Onu da düzelttim. Lef-i mahfuza girdim. Evet. Ahmet deyince genel yapmıştı. Çok muayenleştirdi. Çok harika oldu vallahi. Çok azap çekiyordum ya. Abi Nazm-ı Mani'yi de düzelttim o zaman. Ha-ha. Hikmet Ahmet değil. Hikmet-i iman. Oo, çok azap çekiyordu. Bu geneldi Ahmet. Bak. Zaten öbür tarafta imanı da irade etmemişsin. O zaman şunu, hikmeti bunu sil. Tamam, teklif edildi. İman etti. Bitti. Aynen. Üçüncüde doğru yazmışsın tamam. En sonda imanı da irade diye yazmışsınız zaten. Demek ki fıtrat o ya. Yanlış kabul etmemiş. İhtiyar teklife irade ile iman. İçsel ya. Kabul edilir. Teklif ihtiyara, iman da iradeye, iradeyi alır insan. Burada kendisi düzeltmiş. Gayri ihtiyar. Teklifi ihtiyar. Şimdi bak bir daha. Şimdi kaderi sensin, söylüyorum.
Burada mıyız abiler? Evet. Eğer ben lef-i, doktorun dediği gibi lef-i mahfuza girdim. İmam-ı bin kitam-ı bin orada mı abiler? İmam-ı bin kitam orada. Girdi mi Davut? Girdim abi. Bak işte. İnsanda ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil var. İrade nerede? Vicdanda. Nerede? Aşağıda. Kalp yukarıda ya. Ben ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil ettiğim bir şey lef-i mahfuzdaki vücuda versem irade olur mu? İstediğim oldu. Şey istediğim değil. İhtiyacım, incizapım, meylim otomatik oldu. Otomatik oldu. Otomatik yani ben bir şey yapmıyorum. İhtiyaç, iştiyak, incizap kendisi oldu. Meylim oldu. Nedir o? İstidatlarım, kabiliyet olma meyli var mı? İhtiyacı var mı? Kemal bulma diye bir şey var mı? Var. O bana bırakmadan ben olmuştum zaten. Şartsız olur yani. Şart yok. O zaman teklif olur mu? Kalkmaz. Evet. Demek ki insan o aleme yani eğer kendi iktidar ve ihtiyarı, iradesi olmamış olsa lef-i ezeliye girer. Her istediği değil. İstediği değil şey olmaz. Olduğu olur. Zaten o olmaz ki orada. Yani o zaman teklif ve iman olmaz. İman ve teklif ihtiyar ile ve irade ile olur. Abi, İman irade ile teklif ihtiyarla kabul edilir. Eğer böyle olsaydı biz olduğunu fark edebilir miydik acaba? İhtiyar ref olurdu abiler. Bir daha risalet şöyle geçiyor. Fark edemez. Risale Kader Risalesi'nde söylüyorum. İhtiyar ref olurdu. Diyor bakarsanız görürsün doktor. İhtiyar ref olurdu gördün mü abi? Ben başka bir şeye bakıyorum. Ha tamam bek ona bakıyor. Bak ihtiyar ref olurdu. Çünkü teklif ihtiyarla iman irade ile oluyor. Eğer ben iştiyak, incizap, ihtiyaç var ya evamir-i tekvini kalpteki latifeler. Evamir-i tekviniye ya ihtiyaç, iştiyak, incizap ve meyil. İstemediğim. Meyil neysem yani istidatlarım otomatik kabiliyet oluyor. Artık irade kalmaz, ihtiyar da kalmaz, teklif olmaz, iman da olmaz. Olmak da olmuşum. Kudre, iradesi Allah'ın iradesi gibi olsaydı, irade diye şey olsaydı Halik efali olacaktı. Evet. İcada iktidar olsaydı, heh, o vakit ihtiyar ref olurdu. İşte. Sayfa 467. Hasan abi o zaman tayin teşebbüs olur muydu? Tayyum ve teşahhüse dönüşmüş olurdu ki biz yoktuk ki. Evet biz yoktuk. Biz yoktuk ki. Bizde ne bir şey yok. O zaman teklif ve iman olmayınca ne var ki? Çünkü ilmi usul ve hikmette malem yecibu ve la yücep. Varlığıyla iradeyi ispat ediyor. Diliyle de inkar ediyor. Varlığıyla ispat ediyor. İspat kendisinde irade olur. Çünkü kendisinde irade olsa olmasa tayin ve teşahhüs olmayacağı için kendi olmayacak. Kendi olmayacak. Eğer iradem yoksa zaten haşa odur. Her şey o. Eğer bizde beşeriye takılmasa ki Adem Aleyhisselam'a secde etlendi ya o neydi? İhtiyar falan ne, beşeriyet yok. Beşeriyetin o nefsani mertebesi yok ya. Nedir o Adem Aleyhisselam secde etlenildiği şey? Esma-i Hüsna'ların hulasası. İnsan yok. Yani beşer yok. Esmaların bütünselliği. O zaman ne olur insan olmazdı beşer olmadığı için. Eğer iradem olmasaydı o olacaktım. Bunu böyle diyor ama efalde nasıl diyor? Var olduğunu. Yani varlığıyla, insan oluşuyla onu gösterirken iradesi ihtiyarıyla de inkar ediyor. Onu inkar ediyor. Varlığıyla var ediyor, ifadesiyle inkar edebiliyor. Şimdi öteki sayfaya ara verelim mi? Ara verelim çünkü o sayfayı şu parça vardı ya. Şu bunu ben şey yapayım. Kaydedip yukarıda. Hasan abi bir turun olsun deneyelim. Hasan abi söyleyeyim ya bunları yaparken bakar mısın kardeşim sen şuraya geç. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temel salavat. Allahümme selam. Bence de oradan olacak abi. Tamam, oradan yazdığı bilme.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Açtın mı? Sözler 433. İlim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitabı ezeli olan Elfaz-ı Kur'aniye. Çok ilginç bu da. Elfaz-ı Kur'aniye ne tazammun ediyor? İlim, irade, kudret. Bize neyi hatırlatıyor bu? Emri İlim. Tekvini. Emri tekvini. Yani illeti tamme yani. Emri tekvininin hayatı tekvini. Yani illeti tamme. İlim, irade, kudret bir araya gelirse ne olur? Lüzum, vücub, zaruret olur ki ister istemez o şey olur. Evet. Kur'an bunları tazammun ediyorsa Kur'an'ın bir tarafı var ki illeti tammeli. Tazammun ediyor. Şimdi inelim bakalım. Anladık mı abiler bunu? Bunu bilen insanlarsınız. İlim, irade, kudretin bir arada olursa illeti tamme demek bir şeyin vücuda gelmesi için zaruridir, lüzumdur. Lüzumdur. Lüzumdur, zarurettir, vücuttur. Şeyde peki Elfaz-ı Kur'aniye'de nasıl anlayacağız? Bunu mu anlatacağız? Şimdi onu anlatacağım. Tamam. Nasıl olacak? Yani. Elfaz-ı Kur'aniye okuyunca nasıl mahluk şey oluyor? Ha, nasıl oluyor? Çok ilginç. Demek kelam iradeyi tazammun ediyor. Kelam bak şimdi. Tahayyülde şekilleniyor. Allah mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tahayyülde şekilleniyor. Libasa dönüşüyor. Mesela diyor ki Rabbul Meşrikeyn ve Rabbul Meribeyn. Febi eyyi ala irabbikuma tukezziban. Manası şekilleniyor. Nerede? Tahayyülde. Tahayyül. Dimağa girdi bak şimdi. Libasa dönüşüyor. Kelam ilahi. Kelam ile. Mesela işaret-i cazda da söylüyor. Bir insandan tavsif edildiği zaman, haber edildiği zaman ilk ne gelir? Onun efsafı, şekilli gelir. Değil mi? İlk önce onun şekli gelir. O adam mesela Ali, bilgisayarcı Ali. Nur dersinin yazılımcısı deyince Ali. Şekli gelir. Sonra onun hakkında düşünceler gelir. Onun hakkında ilmi yapısı geliyor vesaire. Şimdi Kur'an. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Camı kapatabilirsiniz açık. Abiler Elfaz-ı Kur'aniye lüzum, vücub, zarureti nasıl tazammun ediyor? Yani okuyunca nasıl mahluka dönüşüyor? Kur'an ve nunezzinu minel Kur'an ma ve şifan ve rahmetin lil mu'mini nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Mesela diyor, işaret edeceğiz de mukaddeme yapıyorum. Burada kullanılmadı ama. Bir insanın diyor, bahsedildiği zaman ilk önce şekli hatıra gelir. Yani tahayyül. Sonra o tasavvur edilir. Sonra akli melekler. Sonra onun hakkında vesaire. İzan diye. En son onun hakkında bir itikadımız olur. Bunu kenara koyun. Bu fazlalık bir bilgi. Yani Kur'an'da Elfaz-ı Kur'aniye bir insan dendiği zaman tahayyüle şekli tasavvura düşüncelerimizi aktif ettiği gibi Elfaz-ı Kur'aniye de bize muhatap olunca tahayyül ediliyor. O mana şekilleniyor. Kelam tahayyülde şekilleniyor, libasa dönüşüyor. Mesela cehennemde bahseden bir ayet. Alevler falan geliyor. İster istemez geliyor. Yukarıdan atmak geliyor vesaire, azap. Ama cennette bahsedildiği zaman da başka şeyler hatıra geliyor. Tamam, geliyor mu? Geliyor abi. Libasa dönüşüyor. Tahayyülde elbise giyiyor. İlim ise tasdik oluyor. Tasdikte oluyor. Kur'an'ın ilmi tarafı tasdikte aktif oluyor. İrade büyük insanda. Büyük insanda. Kelam küçük alemde. Çok acayip. Yani Kur'an donmuş, kainat olmuş. Büyük insan ya. Kur'an'ın kainata ne diyor? Kainatın bir ismi. İnsan Ekber. Başka? Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Aynı şeye söylüyoruz farklı isim. Şeceri Hilkat'a İnsan Ekber diyoruz. Aynı yere Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyoruz. Aynı yer. Kur'an'ın manaları donarsa Şeceri Hilkat olur.
Kur'an'ın manaları donarsa kainat ağacının çekirdeği insan olur. İnsan meyvesidir ya. O halde miyiz? O haldeyiz. O zaman büyük insanda olmuş irade, küçük alemde ise kelam. Biraz gideyim anlaşılır. Evet, elfaz-ı Kur'aniye de izah edilecek zaten. İlim, kudret, iradeyi tazamun ediyor demişti, tamam. Üçünün bütünlüğü demek, illeti tam demektir. O zaman kainat, Kur'an-ı Kebir-i kainatı ise ayetleri de her bir mevcut oluyor. Ha, burada elfaz-ı Kur'aniyenin şeyi, kainattaki ayat-ı tekviniye, büyük Kur'an'dan bahsediyor. Büyük Kur'an'a küçük Kur'an insan girerse, mutabık olursa, cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp külli olursa, kainat kadar inbisat edebilirse veya kainata inbisat edebildikçe Kur'an'daki o elfaz bizde nefsül emri gibi, illet-i tame gibi aktif olur Kur'an. Ne yapar? Kur'an geldi, hayalimizi çalıyor. Önce geldi, elhamdülillah Rabbil Alemin. Hayalde şekillendi, tasavvurda düşünce oldu, ilimde tefekkür oldu, tasdikte ilim oldu, izanda vicdaniyat oldu, iltizamda kalp oldu ki fiile dönüştü, sonra itikat oldu. Zahirde elfaz gibi gözüküyor ama elfaz, mesela cep telefonu yaptık ya, Hasan, telefon açılmıyor. Seste. Seste açılıyor. Kelam nasıl kudret oldu? Kelam nasıl irade oldu? İradeyi açmam lazım. Telefonu açmam gerekiyor. Nasıl açacağım? Eskiye göre tuşlara basacağım. Bilmem ne yapacağım. Ama telefona Hasan aç telefonu desem açıldı. Kelam ne oldu? İrade oldu. Ne oldu başka? Açıldığı için illeti tamelli oldu. Kitab-ı Mubin. Kudret ve irade oldu. Kelam bak dönüştü kudrete. Yani nefs-ül emre dönüştü. Bu manayı teyiden lemalar 34'te şöyle geçiyor. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. İnsanın cüz-i fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya inisar etmez. Ne demek? Kur'an kelamdan geldiği için ilimden gelmemiş. Kur'an ilimden değil, kelam-ı ilahiden geldiği için ilmi de tazamun etmiş. Kelam hem ilmi, hem iradi, hem kudreti de tazamun ediyor. Kelam. Niçin? 433'te bak şurada gösteriyor ya işte. Diyor ki yukarı çıkarsan elfaz-ı Kur'aniye bu üçünü tazamun ediyor. Yani büyük insanda şöyle bir şey yapalım. İnsan bir şeyi öğrenmek istiyorsa, bilinmeyen bir şeyi, bilinenden yola çıkacak. İki bilinmeyenlerden bilinme olmaz. Ya insanı tanımak için büyük insana bakacağız kainata veya büyük insandan küçük insana bakacağız. Büyük insan nedir? Donmuş Kur'an'dır. Kur'an-ı Kebir-i Kainat'tır. İnsan kimdir? Kainat-ı Sura'dır ve Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın Sura'sıdır. Küçük. Elfaz-ı Kur'aniye ilim iradeyi, kudreti tazamun ettiği için nefs-ül emde, Kur'an'ın bu mertebesi var. Kur'an aslında bize ifade edilirken altyapısında, yani o kelamın içerisinde elhamdülillah Rabbil Alemin derken kudreti de iradeyi de tazamun ediyor ki adam da şifa da buluyor, cin varsa da yok oluyor. Neye yanıyor? Yani biz kudretiyle bu el gibi zannediyoruz. Düşünce kuvvet değil midir? Hayal kuvvet değil midir? Mesela kapıda senin, sen nasıl ki hayalde güçtür, kudrettir, hatta güçtür. Kapıda sensör seni görünce açılmıyor. Kapıyı olsa kudretle açacaktın tokmakla. Görüntüyle açmıyor musun? Seni halden hale sokan, seni kuyuya ve kuyudan yukarıya çıkaran düşünce değil midir? Düşünce güç değil midir? Kuvve-i hayaliye, kuvvedir. Kuvve demek kuvve. Kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i müfekkire, kuvve değil midir? Yani kelam bizim alemimizdeki gömülü kudreti aktif ediyor. Yani bir sporcu geldi, hani hep misal veririz ya, tuğlayı vurdu, eli kırılır.
tefekkür etti. Yani konsantre oldu. Hıt diye kırıyor. Bu güç neredeydi? Uyanmadan gömülüydü. Onu neyle aktif etti? Düşünceyle. Düşünceyle aktif etti. Kutsi olursa düşünceyle değil. Tefekkürle aktif ediyor. Ha, tefekkürü de kim aktif ediyor? Kur'an. Kur'an tefekkürü, tefekkür de bil kuvveleri aktif ediyor. Kur'an o zaman bizde kudret olarak ortaya çıkıyor. Yani kabiliyete dönüştü. Bak şimdi telefonda Hasan telefon açılıyor. Nur dersini kaderle gir. Giriyor. Hatta soruyor zaten. Cevap veriyor. Orada bir tane kadın koymuşlar. Ne yapmamı istersin diyor. Şunu bul bana diyorsun. Hiç dokunmadan yapıyor mu? Yapıyor. Sonra oradan çıkan film seni etkiliyor mu? Etkiliyor. Duygusallık oluyor mu? Oluyor. İlmi oluyor mu? Oluyor. Gadap oluyor muydu? Yani vücudun ateş sarmıyor mu? Yani nefsi emir değil midir sende ortaya çıkan? Hormonlar değişmiyor mu? Hormonlarla güç olmuyor mu? Ha, sonuç itibariyle düşünüyor adam sporcu. Sana artık güç. Nasıl oldu? Düşünceyle oldu. Bizde kutsi olursa düşünce değil, tefekkür. Tefekkürle kuvaları, kuvvetler onları aktif ediyoruz. Tefekkürle. Kur'an da tefekkürü aktif ediyor. Ne yaptı otomatik? O onu aktif etti, o da onu aktif etti. Elfaz-ı Kur'an'ı kudreti tazamun ediyor işte. İradeyi tazamun ediyor. Ne diyor? İradeni diyor. İradeyi nasıl tazamun ediyor anlatıyorum. Birinci derste vardı. İradesini, Kur'an diyor bana, irade edersen iradesi iraden olur der. Ha, iradeyi de tazamun etti. Ondan sonra bu güç oldu, uyandı. Zaten kalemi kaldırırsan kudret oldu. Demek ki Kur'an kainattaki bil fiilleri bil kuvve olarak insanda mevcut olduğundan kelami ilahi insanı o aleme, o alemi insana taşıyarak bil kuvve istidatları bil fiile dönüştürme hasiyetine sahip. Yani düşünce, tahayyül, tasavvur, tefekkürlerle iç alemdeki gömülü uyuyan latifeleri, hisleri, kuvaları, kuvvetleri aktif ediyor. Canlı tutuyor. Mesela diyor ki iman inanç değil midir? Ama hayatın hayatıdır diyor. İman hayatın hayatı nasıl oluyor? Hayattır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nasıl oluyor? Kur'an oluşturuyor imanı. Kur'an imanı oluşturuyor. İman da kuvvettir. Hem nurdur. Canlı tutuyor. Beni şu anda heyecanlı tutan nedir? Bu imandır. Kur'an'dır. Manadır. Tefekkürdür. Düşüncedir. Bak güçtür işte. Realiteden de örnek verdim telefondan. Şey de olabilir mi abi? Mesela biz hani bize gelen insan berzah ya. Aslında ebedi vücutları üretiyoruz ya. Herkes hususi aleminde hayatlandırıyor, manalandırıyor. Onlar ebedi vücutları. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması nihayetsiz baki vücutları evet. Meyve veriyor diyorsun. Evet. Ebedi vücut hani hep insan çiziyordu ki berzah. Ezeli ebed kavşağı. İşte ezeli ebede dönüştüme vesaire. Eğer Elfaz-ı Kur'an'ı'ya mazhar olursa, yani vahyi dinlerse, o zaman o vücutlar çıkıyor. O vücutların çıkması ne demek? İlim, irade, kudrete mazhar oldu demek. Vücuda çıktı demek. Aynen. Teknik izah buydu. Ben izah benzim size. Teknik bu. Evet. Hasan abi, acaba Kelamullah geliyor. Şimdi diyoruz ya, ilah lef-i mahfuza indiriyor. Orada dönüştürülerek bize ulaşıyor. O da aynı. Evet. Nasıl bir şey? O çok ilginç. Evet. Onu hatırlattı. İyi oldu. Şimdi kelam ilahi subutu sıfatta. Lef-i mahfuza kelam ilahi olarak indi. İndi. Kelam. Ayet değil daha. Kelam. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Kelam. Ama ilmi, irade, kudreti tazaman ediyor. Lef-i mahfuza indi mi abi? O kelam ilahi lef-i mahfuzda ayetlere dönüştü. Ayetlere. Evamir-i tekvini, ayat-ı tekvini. Şimdi evamir-i tekviniye bizde, ayat-ı tekvini kainatta. Şimdi lef-i mahfuzdaki kelam-ı ilahi vahiy olarak bize indi mi? İndi. Bize bir yerleri aktif etmiyor. Ediyor. Mesela diyelim ki uyuyan bir sisteme komut versen, o şifresine girsen kapı açılmıyor mu? Makine çalışmıyor mu? Yani kelam-ı ilahi lef-i mahfuza, lef-i mahfuzda o imbiklerden, fabrikalardan nasıl geçiyorsa ayetlere dönüşüyor.
O mahluk olarak ayete dönüşen ayat-ı tekviniye kainatı yapıyor. Bizim dışımızdaki her şey ayat-ı tekviniye ve min hayatina ve min hayatina diye geçiyor. Canlı hayatlarımız. Onların bir kuvve-i yazılım insan evamiri tekviniye. Bendeki evamiri tekviniye ile kainattaki ayat-ı tekviniyeleri iltisak ettiren, birbirine geçiş yaptırıp onu buna, bunu da oraya taşıyan kelam-ı ilahi. Zaten ikisinin cemi de zaten oydu. Devamını da şöyle söylesek doğru olur mu acaba Hasan abi? Burada hani nasıl ki lef-i mahfuzda dönüşüyor, değişiyor ya, buraya geliyor ayet olarak, biz de Kur'an olarak değil sanki, ayet olarak geliyor, biz de burada onu... Evet, bu ayeti kelama dönüştürüyoruz. Neyle? Muhatab-ı ilahi olarak. Aslına rücu ettiriyoruz, doğru. Bay Bay onu demeyecekti ama. Yok, şunu şöyle söyleyecektim abi. Furkan olarak daire-i hayata, Kur'an olarak daire-i ilme gönderiyor. Doğru. Aynen öyle. Yani bize geldi. Kelam-ı ilahi gelmedi bize. Vahiy geldi. Kelam-ı ilahi. Lev-i mahfuz'a, lev-i mahfuz'dan bize geldi mi ayet? Bizim alemimizde farkındalığı yaparak icraatını yaptı. Furkanlaştık. Biz onları ne yapıyoruz? Tekrar daire-i hayattan, yani daire-i hayattan oradan da oraya lef-i mahfuza seviyemize göre tekrar aslında rücu ediyoruz. Kelam-ı ilahi olarak ya geri dönüşüm oluyor. Ebed oluyor. Ebed oluyor. Ne? İlim, kudret, irade diye sıralama o şekilde. Yani iradeyi üstad en sona koymuş yani. Evet. Çünkü çok evet acayip bir şey söyledi kardeş. Bak yani dikkati çekti de çok garip. Şu yazıyı değiştireyim. Bak ilk önce bunu söyledi. Sonra bunu söylemiş. Yani mesela bu ağacı gösteren bu nedir? Kestanedir. Ne armut demedi? Sonuç ya. Bunlar, bu ikisi kitab-ı mübin. Zahirdeki. Bu eşyanın mülk tarafı, bu eşyanın batın tarafı kudret. Bu ilim, ilim de imam-ı bin şey. Ama illet-i tam'i oluyor. Şimdi bu sonuç elfaz-ı Kur'aniye bu mahluk, yani mahluk olarak mevcut ve vücut olarak nasıl dönüşüyor? Elbette ki irade en son olacak. Yani gözüken taraf olacak. Veya seni başka ne hatırına geliyor? Yani ilim ile başlayıp İmam-ı Mubin. Sonra kitab-ı mübin olarak vücud harici gösteriyor. Bu ikisi kitab-ı mübin. Benim hatırıma şöyle geldi abi. İlme ne kadar muhatap olursan o kadar kudret için zemin olur. Kudrete de ne kadar zemin olursa doğru. İrade o kadar inkişaf eder. Yani. Evet doğru. Doğru, o da olur. Yani zaten gözüken de o. Şimdi başka bir yer okuyorum abiler. Bu 293'tü. 293, 300'ü yapmıştık. 291 açar mısınız? Bunu okuyorum ve kesiyorum. Bu sayfayı. Evet, bu sayfa yaptık ders, tamam, namaz kılacağız. 200 kaç? 291. Mektubat 478, aynı mevzu, sözler 729'da var. Sözler 729'daki olayı, anlatımını bu defterin 281. sayfasında anlatıyor. Tamam? Tamam işte. Gördün mü? Ha. Bak bir daha. Bu iki yerde de var. 478'de mektubatta geçiyor. Ama aynı mevzu sözler 729'da geçiyor. Ama sözlerdeki bu tahlili, deftere yazılımı 281'de, defterin 281. sayfasında. Bu. Neymiş bu? Şeriat 2'dir. Bu çok ve son olacak. Onun için kelamı, elfaz-ı Kur'aniye, işte izah bu yani. Bu nasıl oluyor? Şeriat 2'dir. Birincisi, alemi asgar olan insanın efal ve ahvaline tanzim eden ve sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. Alem asgar olan insanın efalini, fiillerini Mehmet kardeş, fiillerini, ahvalini, hallerini tanzim eden nedir? Sıfat-ı kelamdan gelen, subut-ı sıfattan gelen bildiğimiz şeriattır. Kur'an'daki şeriat. Evet. Tamam. İkincisi ise insan ekber olan kainat, alemin harekat ve sekenatını, insanın, bak şuna mukabil, insanın efalini ve ahvalini, büyük insanın esini, harekatını, sekenatını. Evet.
Bunlardan bir tanesi manevi vücut, bir tanesi maddi vücut. Konuşalım. Diyorsun, değil mi? Bakalım. Tazim ediyormuş. Birisi mülkte, birisi melekütte. Aynı. Sıfat-ı iradeden gelen diyor. Bak külliyata hiç dokunmuyorsun. Metni ama bir böyle yazıyorsun, bir böyle. Sıfat-ı iradeden gelen ne gelmiş? Bak sıfat-ı irade. Şeriat-ı kübra-i fıtriyedir ki bu gelmiş. Sıfat-ı kübra-i fıtriye. Yani şeriat. İnsandaki şartlar şartlar var ya, şartlara uygun uyumluluğu, yani yazılım. Fıtrat yani. Evet. Gelmiş. Nereden gelmiş? İrade sıfatından. Bazen yanlış olarak tabiat tesmiye ediliyor. Öyle isimlendiriliyor. Melaike bir ümmettir. Konu değişti. Melaike de bir ümmettir. Ümmet azimedir ki sıfat-ı iradeden gelen bak o melekler için söylüyor. Şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin melekleri, melekler yani kainatta kainat Kur'an'ının şimdi konu değişiyor. Melaike, niye melaikeyi getirmiş? Çünkü insanda melekeler, istidatlar, alemde melekler. Melekelerimiz Yasin, alemde ne abi? Melaikeler. Ha, büyük insan, küçük insan. Küçük insanda şeriat-ı fıtriye, büyük insanda melekler. Melekelerimiz var ya, istidatlarımız, malik olduklarımız. Ha, bu insanda, küçük insanda bu, büyük insanda bu. Büyük insanda ne yapıyor? Aynı irade. Hani ilk önce ben de öyle düşündüm. Kerem acaba benim şey yaptı mı diye, siz söyledikten sonra. Abi, meleklerin secde, Adem'e secde, acaba sıfat-ı iradeden gelen, yani o mudur? Acaba diğeri de o mudur acaba? Biraz gideyim. Tamam. Sıfat-ı iradeden gelen, şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin neymiş? Şeriat-ı fıtriye denilen. Hangisi? Şeye, kainattaki. Onların da kimdir? Melekler. Melekler. Kainatın şeriat-ı fıtriyesinin melekler hamelesidir. Mümessilidirler melekler. Mütemessildirler. Yani orada tahakkuk ediyor. Şimdi aşağı ineceğiz ama kapatmam lazım değil mi? Bunu nasıl şey yapmışsın? Fazla şey yok. Tamam abiler. Ha. Şimdi alem-i asgar olan insan. İnsan ekber olan alem. Bakıyor musunuz? Alem-i asgar. Küçük alem. Alem. Kim? İnsan. Büyük insan kim? Kâin. Alem. Kainat. Ustad alem. Sıfat-ı, ha burada, sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriat, sıfat-ı kelamdan gelen şeriat, bak, sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriat, Kur'an'da şeriat. Sıfat-ı kelamdan gelen genel şeriat, insanda ise efal ve afali tanzim ediyor. Yani kainatta sistem, şeriat, insanda efalini, ahvalini tanzim ediyor. Kelam. Tamam? Kur'an yani. Yani Kur'an, sünnet-i insanın. Kur'an ve sünnet. Şeriat dediğimiz şey Kur'an ve sünnet. Yani evet, o doğru. Ben de düşünüyorum. Yani Kur'an ve sünnet insanın efal ve ahvalini tanzim ediyor. Şeriat, şeriat bu. Şeriat. Yani şeriat. Şeriat ne demek? Kur'an ve sünnet. Ne yapar? İnsanın efalini, ama bak noktaları koymasam öyle olur. Tazim ediyormuş. Tamam mı abi? Şeriat, Kur'an ve sünnet demektir. Şartlara hükmetmek. Şartlara göre mecra vermek. Şeriat. Şeriat, fıtrata yön vermek. Fıtratı izah etmek. Fıtratı yorumlamak, fıtratı anlamlandırmak, fıtratı izah etmek, malzeme etmek, istikametini koymak, kıblesi olmak. Şeriat. Orada yazarsın ya. Çünkü lazım olduğu için. Bir ara reklam söyleyebilir miyim abi? Ha. Bu şeriat sistemde işliyor. Sistemin ne olduğunu da öğrenmek isterseniz çarşamba günü Tılsım Dershanesi'nde Davut kardeşimiz yapacak. İnşallah bekleriz. Neyi yapacak? Ürün sistem. Ürün bu çarşamba değil mi? Evet. Şimdi abiler şeriatı yaptık, maksirayla gidiyoruz ki
Ben defterine baktım böyle. Böyle hiç üşermeden basa basa gidiyorum. Mesela kelam sıfatından gelen geçti değil mi bak? Bir daha şey yapayım de. Bak kelam sıfatından gelen şeriat nedir o? İnsanın efalini, ahvalini Kur'an ve sünnet tanzim ediyor, yön veriyor. Sonra alemin harekat ve sekanatını tanzim eden şeriat-ı kübre-i fıtriyedir. Kim yapıyor onu? İnsanda kelam yaparken büyük insanda irade yapıyor. Küçük kainat olan insanda efalini ve ahvalini, fıtratına yön veren kelamdır, Kur'an. Büyük insanda ise iradedir. Şimdi gelecek. Çünkü kendisi söylüyor. Tamam mı? Bak diyor ki, alemin harekat ve sekenatını tanzim eden şeriat-ı kübre-i fıtriyedir. O da kimdir? İnsan gelecek. Büyük insan değil mi bu? Evet, büyük insan bu. Büyük insan. Harekatını, sekenatını tanzim eden şeriat-ı fıtriye kübre-i ilahiyedir. Yukarıda demişti ama ben acele edeyim. İrade sıfatı yapıyor bunu. Kainatta. İnsan da kelam yapıyor. Şimdi diyor ki yani ilginç olacak şimdi. İrade ile kelam nasıl birleşecek? Ben de merak ediyorum. Küçük insanla birleştirecek. Nasıl olacak bakalım? Evet abi. İrade ile kelam. Hani şeyde okuduk ya biraz önce. Elfaz-ı Kur'ani ilim, kudret ve iradeyi tazamun ediyordu. Evet. Elfaz-ı Kur'ani ilim, kudret ve iradeyi tazamun ediyordu ya. Ha onun zanının bir şeyi olacak bu da. Evet. Da. İlleti tam ederken siz onu söylerken Erdinç ilk derste kelam dedi. Aslında keşke burada olsaydı da bunu şey yapsaydı. Evet siz ya. İlleti tam ede ilim, irade, kudret dediniz aslında. Evet ya çok doğru söylemiş. Evet. Ya evet. Değil mi Yasin? Şimdi efal ve ahvalini ne demek? Efal ve ahvalini. Fiillerini, hallerini, vaziyetlerini insanın. İnsan. Peki harekat ve sekenatını bu insanda. İnsanda. Bu kainatta. Kainatta bak. İnsanda bu. İnsanın efal ve ahvalini ne demek bu lügatı? Fiillerini, hallerini, vaziyetlerini tanzim ediyor. Kim ediyor hemen aceleden söyleyeyim. Kelam sıfatı. Kur'an. Kelamdan gelen. Bu kim ediyor? İrade. Şimdi kendisi söyleyecek de ben acele ettim. Kainatın hareket ve sekenatını ne demek lügatta? Hareketler ve duraklamalarını. Yani niye hareket ediyor? Niye durdu? Ha, kim yapıyor bunu? İrade. Gözüküyor mu doktor oradan? Görünüyor. Ters geliyorsa gelin bu tarafa. Nazm-ı manisiyle dizersek. Nazm-ı mani. Şuraya bakarsanız. Bir. Başka renkle yapayım. Şöyle yapayım abi. Bak şu efa. Şu harekat, şu ahval, bu sekenat. Nazm-ı mani yaparsam efal, harekata, ahval, görüyor musunuz? Sekenata tanzim ediyormuş. Efal ile hareketini, ahval ile sekenatını duraklamayı yapıyormuş. Sıfat-ı iradeden gelen, yukarıda söylemişti, ne geliyormuş? Şeriat-ı kübre-i fıtriye. Ehli gaflet buna ne demiş? Tabiat demiş. Yani bakın Yasin senle bu burada şey yapmıştık. Onun için ikide bir Yasin diyorum. İradeden gelen şeriat-ı kübre-i fıtriye. Yani kainattaki şeriat iradeden, insandaki şeriat kelam sıfatında. Çok enteresan oldu abi ya. Şimdi moralimiz bozuk, sinirlerimiz bozuk. Bugün iyisin, bugün neşelisin, gülüyorsun, ağlıyorsun, eğleniyorsun. O zaman bütün kainata yağmur yağıyor bir şeye yorumla. Yıldız kayıyor bir şeye yorumla. Kendini abi, orada. Kendini orada gör. Tabii insanlar diyorsun bak hava kapalı abi. Ne işte ne evet. Cinayet işliyor. Evet. Bilmem ne yapıyor. Şeyden usta çıkmayacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Çıkmayacaksın. Buradan gene buradan görürsün. Buradan yorumlayacaksın öteleri de. Evet. Lan adam dedi ya bana yani abi dedi ya.
ya diyor kabri buraya getirdin ya hiç mi çekinmiyorsun ya? İyi dedi, bari dedi Haşir Meydanı'nda Sırat Köprüsü'nü de getirsen dedi ya. Her şey burada yanacaksın. Abi dedim, Allah bile burada. Buradan çıkmayacaksın. Pergelin oynadı mı oynadı. Yani hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Vallahi öyle kayar kayar. Hiç. Oynatmayacaksın. Alem-i şehadette burada en kesif, en camidir. Mezit değildir bunu ortadan kaldırmak. Eksikliktir. Şimdi devam ediyoruz abi. Ha, keyif alıyoruz. Şunu... Bunu hangi şeriatı tabi olarak söylüyorsunuz? Şeriatın arkası abi. O zaman iyi yapıyorum. O keyiften gelen şeriat. Keç şimdi. Bu yok. Bu değil. İrade bu. Vallahi irade bu. Normal değil. Normal. İrade kudret var ya ama. Keyiften gelen o değil. İradeden. Şimdi bak. Sıfatı iradeden abiler. Yazın var mı? Ha, var. Şeriat-ı fıtriye gelmiş. Evet, tamam. Şeriat tesmi ediliyor. Evet. Tabii nerede? Kainatta. Yani fıtrat derken kendimdeki değil yani. Evet, kainatta. Tamam abiler. Yani aynı zamanda şeriat-ı fıtriye aynı bak izahı evamir-i tekvini deniliyormuş. Kainatta ustad diyor. Bu sari ya ben bir yorumum yok. Hiç aynen koyuyorum. Tamam? Melaikeler evamiri tekvininin hamalesidir. Yani hamal temsilcisidir. Ayna olup orada gözüküyor. Mütemessil. Her şey onda yansıyor. Tamam abi. Taşıyan, temsil eden ayna olup orada gözüken. Biz diyoruz ki suyu kaldırma kuvveti ama halbuki onu bir melek yapıyor yani. Melek yapıyor. Melek. Ve bu iradenin görünümü. Ve bu da iradenin... İrade. Evet. İrade abiler. Nefs-ül yani. Emirdedir. Değilse değildir. Evet. Yani değil mi böyle biz ilk baştan beri fiil olacağız diye uğraşmışız. Ama o tarafı da varmış meğer. İradenin yani enfusit... Tam 180 derece döndünüz yani. Dönmedim ki. O yanlış olmadı ki. İki taraftan dağıldı. İki oldu şimdi. İki taraftan dağıldı. Şimdi iki taraftan ilah ve ruh. 5'e gittik, bastık, gidiyorduk. R'ye takın, tam tersine gideceğiz. Motor dağıldı, şanzıman gitti. Ya çalışıyoruz da. Hiçbir şey sonuç değil. Çalışmak da değil mi? Evet. Hiçbir şey sonuç değil. Hamalesi ne demek lugatta? Bak dedi ya, melekleri hamale, mümesin. Lugatı. Bir, taşıyan, yüklenen. Tamam. Mümesil ne demek? Temsil ediyor. Mümesil. Sınıf başkanı. Veya belediye başkanı. Mütemessil ne demek? Temessül eden, akseden, görüntü, yansıyan, görünüş, yansıyacak. Mesela suda akseder. Tamam, burayı da geçiyorum. Görünen de melekmiş yani. Ha, aslında hep melekmiş. Şu gördüğümüz ağaç melek. Ya da tersi abi, evamir tekviniye bir noktada. Yani bir noktada irade. Mesela gözüken melaikedir. Ama öteki tarafı gözükmeyen taraf ağacın batını evamir tekvini. Adem'e yapıyor ya, secde ediyor. Diyor işte şu an. Adem sana secde diyor. Şu bana, ben ne diyeyim şu an çünkü mevcudat sana itaat etmiyor mu? Ediyor. Mevcudat da melaikeydi. Evet. Sana secde ediyor işte. Ben neredeyim ama? Herkes aynı soruyu da. Sen kimsin abi? Ben kimim işte, ben onu almaya çalışıyorum. Deli olacağım. Sorunun cevabı yok. Kapatıyorum. Burayı lügatları bitirdikten sonra şuraya geldim. Arabanın arkasına yazdım. Biliyor musun? Adam yazmış ya. Ben kimim? Yok. Ben değilim abi. Benim değil. Ha benim değil abi. Benim değil. Tırnağı kapatmış abi. Ama basit gibi gözüküyor ha. Adam onu diyebilmek için bediüzzaman lazım. Nasıl olur lan kafamda içindeki benim değil? Böyle bir şey iddia olur mu? Adam bunları çözmeye çalışıyor. Benim değil diyemek. Vallahi çok yani çok acayip. Biz sıradan alıştık buna ya doktor. Benim değildir. Hastaya bunu nasıl anlatacaksın? Benim değil. Nasıl değil doktor? Kafamda içeceğim benim değil. Değil ya başkası var. Ne kafa yiyeceğim diyor zaten. Belki benle uğraşırken başkaları da var. Ne diyeceksin adama, kadına? Hadi bakalım.
Aynı zamanda şeriat-ı fıtriye nedir? Evamir-i tekmine değil miydi? Evet. Aynı zamanda... Yazmışsınız abi. Evamir-i tekmineydi. Tamam, neydi o da? Mail, iştiyak, işe. Kural senin araban kasetinde. Ben kimim yazarım? Ben de yazacağım. Şimdi... Diyecekler bu deli, buna bulaşma. Şöyle yazsın, şöyle. Ben de kayboldum. Beni bana bulan, bana haber versin. Samimi söylüyorum. Kimse korna basmaz. Daha kavga da etmezler. Bak şimdi. Demek ki şeriat-ı fıtriye aynı zamanda evamir-i tekvinidir. Evamir-i tekvinin içi de budur. Tamam mı? Hep bunlar malzeme. Bir yere gidiyoruz. İz takip ediyoruz. Bir şeye yaslanacağız. Tamam mı? Alemi irade. İnsanı kelam. Acaba aralarında ne benzerlik var? Abi oraya kainat diyorduk ama. Hangisine? Kainat ve insan diyorduk. Alem işte de alem. Kainat. Büyük alem değil. Yani. Büyük alem ya alemler. Aynı şey mi? Kainat şu, aynı şey değil. Aynı değil. Kainat olsa, aştan aşağı alemler olsa geneli. Tamam. Öyle diyor da alem asgar diyor. Ben demedim, kainat-ı sura demedi burada. Tamam abi. Metinde alem geçiyor. Evet. Evet. Alem geçiyor değil mi abi? Evet. Hah, tamam. Onaylattı. Öyle olsun. Yok ya, dur. Olsun, dokunma. Alemi irade, insanı kelam. Tamam. Peki dikkat edin. Alemi irade, insanı kelam irade ediyorsa, şey yönetiyorsa, idare ediyorsa, o zaman büyük alemle insan bir ilişkisi olduğu zaman, olduğu halde küçültülmüş. Büyük alemde irade, küçük alemde kelam, o zaman irade ile kelam da birbirine benziyor diye yola çıktık bakalım. Tamam. Yani şeyden A eşittir B ise B eşittir A C ise A eşittir C gibi. Hı. Tamam. Bu ona ikisine de şöyle bir şey bulduk. Bir, madde madde sayıyoruz. İkisinin cemi iman. Aa bak abim şuraya. Aa bu dursun ki şey yapmayayım. Hayat-ı tekviniyle evamir-i tekviniyle. Vücut oluyor ikisinin. İkisinin. Vücut. Vücut. İman işte. Tayyum-ı tecavüz vücut. Yo. Vücut oluyor. Çoğalta çoğalta. Çoğalta çoğalak. Ya. Allah burada güldürtmüşse, sureti burada beraber etmişse, Allah orada da yapacaktır çünkü yapıyor şu anda. Yapacaktır, gelecek zaman yok Allah için. Suret hakikatsız olmaz. Şu anda oluyor zaten. Olduğu için burada oluyor, burada olduğu için orada oluyor. Aynı. Suret hakikat 27. söz. Evet. Şimdi diyor ki, alem irade, A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşit gerektirir, A eşittir C. Tamam. Şimdi gerekçelerimiz. Acaba A ile C'yi yani irade ile kelamı nasıl eşleştirebiliriz? Ne yanları var? Birinci benzerlik. İkisi de sonuç ve suret olması. İkisi de sonuç, süreç. Süreç ne kadar? Süreç olmasın abi ya. He? Süreç olmasın. Sonuç, süreç. Süreç. Yani mesela şeriat-ı fıtriye ikisi de sonuçtur, sonuçtur. Yani irade olmuştur artık, kitab-ı mübindir. İmam-ı mübin değil yani. Büyük insan da insandır. Küçük insanda insandır. Sonuçtur artık. İkisi de sonuç. Tamam bir. İki. Kelam dimağın tahayyülünde ifade edilir ama aslı taakkulde var mıydı devamında? Yok. Bak kelam dimağında geldi mi? İlk mertebe tahayyülde ifade edildi. Hepsini şey yapıyor ya, boyuyor ya. Manaya enfüse giydiriyoruz. Kelam, enfüse mana libas giydiriyor. İlk önce tahayyülde ifade edilir ama aslı taakulde. Kur'an geldi taakule. Orada libas giydi. Nerede? Hayalde. İrade ise
vicdani bir sıfattı. Evet. Tamam mı? İrade. Üç, maddeleri topluyorum. Bunlar bedi şeyler. İradeden ibadetullah, ubudiyetleri taşıyıp gösteriyoruz. Evet, çok güzel. Tamam. Kelamda da manayı taşıyoruz. İradeden ibadetleri, ubudiyetleri taşıyıp gösteriyoruz. Kelamdan ne gösteriyoruz? Manaları, içsel alemi taşıyıp gösteriyoruz. Vahiy gösteriyoruz. Vahiy muhatap oluyoruz. Vahiy bizdeki? Evet, uyanışları. Uyanışı. Tamam. Sonra yukarıya çıkıyorum. İradeden ibadet dedik. Dört, kelam, diman sonucu, irade, vicdanın sonucu gözükenleri zahir olan. Mesela irade ile ibadetullah sonuç gösteriyoruz. Kelamla da, vahiy ile de, dimağımızda, tahayyül, tasavvur, taklit sonuç oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Bunlar anlaşıldı da, dimağımızda sonucu. Yani kelam, dimağımızda gözükenleri, zahir olanları, irade de, vicdan da sonuç. Niye? Vicdanda ne var? Zihin var, dis var, latife, rabbani. Sonuç nedir? İbadet. Şimdi geçiyoruz öteki sayfaya. Kelam, ilim. Hissetmiştim. Kelam, mazi ve müstakbel olduğu için. Okuduk mu onun? Devamı okunmadı sanki. Bak, yukarıya okundu mu? Ne? Şurayı. Şu öbür. Kelam, ilim, irade. Bir sonraki sayfaya. Elfaz-ı Kur'aniye'nin şu üstte devam etmiyor mu? Şu hangi sayfayı? Şey mi diyorsun? Maviyle yazılan. Sizler dört şu. Onun üstü. Diğer sayfayı diyor abi. Yani o sanki devamını okumadıysanız orada mı bitiriyordunuz? Kelam bilim. Yok yani bunu önce başladı. İkinci derse oturduk ya. Tamam. Buradan tamam, girdik. Tamam. Çarşafın devamı var mı onu soruyorum şimdi. Bunun devamı buydu. Tamam, onu da devamını okudunuz mu? Onun devamını diğer okumadım. O zaman okuyacağız orada, evet. Orada bağlanacağız. Çabuk çabuk gidelim istersen. Şimdi beş. Kelam ilim, irade kudreti. Tamam. Kelam bizzat şey değil ya. Şimdi geliyoruz. Hep bunları topladık. Okuduk ama çabuk geçeceğim bunu. Yani bu altada topladık mı abiler? Topladık. Nereye varıyorsun? Nasıl? Dedik ki kainatta şeriat-ı fıtriyeyi irade sıfatı yapıyor. Mümessil-i melaike. Bizde ise kelam-ı ilahi yapıyor. Bizde kuvveler, istidatlar, melekelerimiz. Elfaz-ı Kur'aniye bu sefer nasıl ilim, kudreti, iradeyi tazamun ediyor? O dersi biraz yaptık. İlk öyle başladık. Aslında göbekten girdik. Bunu ben çabuk çabuk şey yapayım çünkü yapmışız. Demek kelam iradeyi tazamun ediyor. Yani büyük insandı, kainat insan. Kainat büyük insansa, insan da küçük kainat ise o zaman burada kelam ise orada irade, irade ile kelam bir bağ aradık. Demek kelam iradeyi tazamun ediyor, kelam tahayyülde şekilleniyor, libasa dönüşüyor demiş, ders yapmıştık. İlim ise tasdiktedir, irade büyük insanda, kelam küçük alemde, bu çok önemli. Abiler, bu çok önemli. İrade büyük insanda, kelam küçük alemde şekil veriyor. Elfaz-ı Kur'aniye, buraya okuduğumuz için çabuk geçiyorum. İlim, kudret ve iradeyi tazamun ediyor 433 sözlerde. Üçünün bütünlüğü demek, illet-i tame demektir. O zaman kainat, Kur'an-ı Kebir-i kainat ise ayetleri de her bir mevcut olur. Bunu epey 20 dakika yapmıştık. Bu manayı teyiden Levalar 34'te Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. İnsanın cüz'i fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya insan etmez. Kur'an kelamdan geldiği için ilimden gelmemiş, ilmi tazamun etmiş. Yok mu kelamda? Var tabi, ilim var. Kelam hem ilmi hem de iradi ve de kudreti tazamun ediyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Evet. Lemalar 75. Devamı. Bismillah. O Elfaz-ı Kur'aniye'nin devamı değil mi? Evet, önce, evet. Tamam. Ha, şuradan başlıyor. Evet, oradan başlıyor. Ha, bunun devamı mı bu abi? Evet, evet. Tamam, devamıysa tamam. Tamam. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki
İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. Ama bu konuyla alakalı değil sanki. Değil, gibi değil mi? Değil. Bundan alakalı değil. Değil abi. Değilse... Konu bütünlüğü varsa orayı da okuyayım diyecektim. Yok. İstersen o zaman kalsın. Kelam ve irade arasındaki evet, bağlantı... Yani bağlantıyı kurmuş olduk. Ne dedik o birinci derse ilk girdiğimiz zaman? Elfaz-ı Kur'aniye, ilim, kudreti, iradeyi nasıl tazamun ediyor? 10-15 dakika onu konuştuk. Yani telefonla ses komutuyla nasıl açılıyor? Kelami ondan sonra kelamda tahilde libas giyiyor. Tasavvurda düşünce oluyor. Taakkulde fikir oluyor. Tasdikte ilim oluyor kelam. İzanda vicdan his oluyor kelam. Kelam iltizamda kalbe ait eylemsel hali oluyor. Eylem oluyor. Ve bütün bunların ötesinde kelam dimağda itikat oluyor. Yani bunları aktif ediyor. Örnek de vermiştik telefona vesaire. Bu ne yapmış oluyor? İnsanın vicdaniyatını da etkiliyor kelam. Ne yapıyor? Vicdanda zihni, latife-i Rabbani irade vardı. İradeyi etkiliyor ki irade eylemsel haline geçip ibadet olarak elfaz-ı Kur'an'ı muhatabiyetini ibadet olarak gösteriyor. Vicdandaki irade vazifesi nedir şerif? İradenin vazifesi ibadetullah, zihnin vazifesi marifetullah, hissin mabetullah, latife-i Rabbaniye'nin müşahadetullah. Bu ne yapıyor? Vahiye muhatap olan kafa vicdanı şekillendirince böyle oldu. Vicdanı dolayısıyla giydiriyor. Burada duruyoruz inşallah. Ne yapmıştık? İnsanın efal ve ahvalini yapıyor, tanzim ediyor. Kelam düzenliyor. Kelam düzenliyor. Kainattakileri de İrade. Hareket ve sekenatını şey yapıyor. İrade. İkisini birleştirirsek çok acayip bir şeydi. Efalini çok ve ahvalini. Işte. Efal hareket, ahval da sekenatını eşleşiyor. Böylelikle. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.